Efendim adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana söz söyleyen, aklı selim olanların ve her daim her probleme sağduyuyla yaklaşanların programı Akit TV ekranlarda, bu beyaz ekranlar, temiz ekranlarda yayınlanan Muhammed Binici ile Söz Meydanı programına hoş geldiniz efendim. Bugün çok önemli konuları konuşacağız. Çünkü bu konuların merkezinde insan var. Evet, insanı konuşacağız, şehri konuşacağız, geleceği konuşacağız. Aslında gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğine dokunacağız hep birlikte. Ne diyoruz her zaman? Gelecek olmazsa gençlik olmaz, gençlik olmazsa gelecek olmaz diyoruz. Bu minvalde bir program icra edeceğiz. Çok değerli konuklarım var. Ama neleri konuşacağız? Yine şöyle bir çerçeve açalım. Her zaman diyoruz, nasıl bir şehir istiyoruz? Beton arma yapılarla mı? Yoksa nefes alan, geleceğe bizi taşıyacak, insana dokunan ve şehirleşmenin merkezinde, insanın merkezinde, şehrin ve insanın olduğu bir yapımı istiyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Ve yine ulaşım sadece bir noktaları birleştirmek değil, tabii insanları da birleştirmek. Connecting people diyoruz. İngilizcesi hani bunun. Peki insanları birleştiriyoruz ama nasıl birleştiriyoruz? Hala mesela 5 sene geçmiş, hiçbir şekilde yeni bir şey koymadan mı birleştiriyoruz? Eski yapılanların üzerine mi efendim çörekleniyoruz? Yine bugün biraz konuşacağız, açacağız bu konuları. Depremler sadece felaket değil. Sloganımız bu. Aynı zamanda ders çıkartmak, depreme hazır olmak için bize uyarı niteliğinde anlamamız gerek. Peki depremler oldu, geldi, geçti, dünde kaldı, deldi de geçti. Öyle değil mi? Peki ders aldık mı? Ders çıkarttık mı? Bugün çok önemli konuklarım var demiştim. Onlardan bir tanesi Kadem Ekşi. Çok önemli bir slaytta bir yeri şöyle cımbızlayıp almak istiyorum. Eski belediye %5'in üzerinde bir yatırım harcıyor, yatırımla ilgili bir bütçe ayırıyor. Efendim yeni belediye maalesef 1.5'leri bile geçemiyor mesela. Bugün değineceğiz, açacağız bunların hepsini. Yine belediye başkanları şehirleri yönetmez, İnsanları şehirlerle birlikte yaşatır. Öyle değil mi? Peki yaşayabiliyor muyuz? Bozulan merdivenler, çıkamadığımız merdivenler, gitmeyen efendim metrobüsler, tramvaylar, yanan sarı bela otobüsler. Öyle değil mi? Ama bugün bunları da yine konuşuyor olacağız. Bu hafta sadece binaları değil sevgili izleyiciler, geleceğimizi inşa ediyoruz. Gençliğimiz için sözde değil, özde, evladı, üyalemiz için geleceği inşa ediyoruz. Kiminle efendim inşa edeceğiz, kiminle konuşacağız? Çok değerli konuklar, önemli konuklar. Efendim bir zamanlar kendi alanlarında söz sahibiydiler ve hala o söz sahibi olduğu dönemdeki icraatlerle bir şeyler yürüyor. Çok önemli isimler, evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski başkanı. Evet, afet diyoruz, afetin içinde yaşıyoruz. Maalesef biraz önce altını çizdim. Belediye otobüsüne binersek başımıza ne gelecek diyoruz hala. Bırakın başka afetleri. Evet, kim efendim? Kadem Ekşi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar, iyi Başkanım, yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine önemli bir isim. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Yakından tanıyorsunuz. Profesör Doktor Süleyman Doğan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Efendim, defaatle kendisiyle programlar yaptık. İnsana dokunuyor her zaman. Söyledikleriyle hem kalbimizi rahatlatıyor hem gönlümüzü rahatlatıyor. Ve her söylediğinde altını çize çize söylüyorum. Akil bir insan olarak söylüyor. Ve genç münevverlerimizi, delikanlılarımızı doğruya yöneltmek için söylüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Adil Atasoy, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, hiç o zaman vakit kaybetmeyelim. Evet, hemen kısaca, hızlı bir şekilde efendim programımıza, söz meydanımıza başlayalım. Peki neyle başlayalım? Konuklarımızın yüksek müsaadesiyle insan merkezli başlayalım. Yine müsaade ederlerse de Profesör Doktor Adil Atasoy'la başlayalım. Şimdi hocam, siz siyasete girmezsiniz, orasını biliyorum zaten. İnsana dokunursunuz, insana anlatırsınız, yol gösterirsiniz, yol açarsınız. Bu anlamda akil bir insansınız hem de. Şimdi mesela seçilen belediye başkanlarının birçoğuna sorsam, acizane sorsam, haddimi aşarak sorsam, desem ki İstanbul'un ilk belediye başkanı kim desem? Ya da
İstanbul'un ilk belediye başkanı İstanbul'un bir yerinde heykel olması gerekir mi gerekmez mi diye topluma sorsam, toplum der ki mutlaka olması gerekir der, değil mi? Bir yerde olması gerekir. İstanbul'a bu anlamda ilk belediye başkanı sizce kimdir ve neler yapmıştır? Ve bir şehir icra ederken, oluştururken insanlarıyla birlikte neye dikkat etmiştir? İsterseniz buradan hem insana hem şehre dokunarak başlayalım, olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhammed Bey. Tabii İstanbul'un ilk belediye başkanı benim de hemşehrim olan Sivrihisarlı Hızır Bey'dir. Hızır Bey gerçekten zamanının çok alim ve bilgili bir insanı olarak öncelikle Sivrihisar medreselerinde yetişmiş, daha sonra da Bursa medreselerinde gerekli olan tahsilini tamamlamış ve orada pek çok ünlü hocanın terbiyesinde olmuş birisidir. Sonra da tekrar kadı olarak kendi memleketi olan Sivrihisar'a atanmıştır. Tabii Sivrihisar'a atanması, kadılık görevine orada başlaması, Hızır Bey Çelebi'nin ününün de artmasına yol açmıştır. Tarihi kaynaklarımızda belirtildiği üzere, tabii ki Fatih Sultan Mehmet henüz daha Edirne Sarayı'ndadır ve İstanbul'un fethi hazırlıklarını yürütmektedir. Fakat önemli bir devlet adamı, ileriyi gören bir kimse, bilimin ve bilginin değerini bilen ve bunu idrak eden bir yönetici olarak bütün dünyadaki, Türk ve İslam dünyasındaki özellikle bilginleri Osmanlı topraklarına davet etmekte ve onların Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve ilerlemesi için fikir ve düşüncelerini, bilgilerini aktarmalarını istemektedir. İşte bu akım dolayısıyladır ki Edirne Sarayı'na Şam'dan, Halep'ten ve Orta Doğu ülkelerinden pek çok Arap ve Mısırlı, İranlı bilginler gelmeye başlar. Ve öyle bir bilgin gelir ki Edirne'ye, onunla münazara ederek bilimsel konuları tartışacak ve ona denk bir bilgi birikimi ortaya koyacak birisini arar Fatih Sultan Mehmet. Ve ona derler ki Sivrihisar'da Sivrihisar Kadısı Hızır Bey var. Hızır Bey'i eğer davet ederseniz mutlaka o bu bilginin bilgisinden çok daha üstün olduğunu ve onun sorularına kusursuz cevap verme ehliyetine sahip olduğunda göreceksiniz derler. Bunun üzerine Hızır Bey Çelebi Edirne Sarayı'na davet edilir ve böyle bir münazaraya katılması için davet edildiği de bildirilir. Hızır Bey Çelebi alim, fakih olmasına rağmen aynı zamanda babası Emir Alif Celaleddin Emir Arif Bey, ki Sivrihisar'da gene Sivrihisar Kadısı olarak görev yapmaktadır. O aynı zamanda emirdir. Yani oradaki toplumun, Sivrihisar'daki toplumun ileri gelen bir beyidir. Fakat eğitim almış, bilgisini geliştirmiş ve kadı olarak da görev yapmaktadır. Kendisi bey sülalesinden olduğu için İstanbul'daki toplantıya kendi bilimsel kisvesiyle girmez. Sipahi kisvesiyle girer. Sipahidir çünkü. Timarlı sipahidir. Ve toplantı sırasında tacüple karşılarlar Hızır Bey'i. Fakat toplantı başladıktan sonra gerçekten o
dışarıdan gelen, misafir olan bilim insanının sorularına çok net ve açık cevaplar verir. Fakat Kızır Bey Çelebi'nin sorduğu sorulara karşıdaki bilgin cevap vermekten aciz kalır. Bu durum Fatih Sultan Mehmet'in çok hoşuna gider. Onun padişahlık gururunu ve kendi topraklarında yetişen bir bilginin bir başka yerden gelen bilgine üstün gelmesi onu derecesiz sevindirir. Ve bundan sonra Hızır Bey Çelebi'ye Bursa kadılığı teklif edilmek suretiyle oraya gönderilir. Yani Fatih Sultan Mehmet Hızır Bey Çelebi'yi bilgisi, birikimi ve kendi alanındaki ihata kabiliyeti dolayısıyla takdir etmiştir. O sırada daha İstanbul fethedilmemiştir ve Şeyhülislamlık müessesesi de kurulmamıştır. Fakat Fatih Sultan Mehmet özellikle Bizans'a, İstanbul'a sefer yapacağı zaman fetvayı Hızır Bey Çelebi'den alır. Hızır Bey Çelebi'nin verdiği fetvaya dayalı olarak İstanbul seferine başlar Fatih Sultan Mehmet. Çok şükür o müjdelenmiş komutan payesine de ulaşır ve İstanbul fethedildikten sonra İstanbul'a ilk kadı olarak Hızır Bey Çelebi'yi tayin eder. Hızır Bey Çelebi hem İstanbul kadısıdır hem de aynı zamanda o zamanki kadılık müessesesinin sahip bulunduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde İstanbul Efendisi, yani Şehremini'dir. Şehremini. Onun içindir ki hem kadı hem de Şehremini olarak İstanbul'da göreve başlar ve bugün Kadıköy diye bildiğimiz, ismi Kadıköy olarak hep aklımızda olan, her zaman seyri sefer yaparak gidip geldiğimiz Kadıköy, Fatih Sultan Mehmet tarafından Hızır Bey'e arpalık olarak tahsis edilir. Yani Kadıköy, kadının köyü olarak o günden itibaren anılmaya başlar ve İstanbul kadısı olarak, Şehremini olarak imar hareketlerini başlatır Hızır Bey. Öncelikle yıkılmış ve hasar görmüş olan İstanbul surlarını ve İstanbul kapılarının onarımını yapar. Bu ne demektir? İstanbul'un zapturapta alınması demektir. Çünkü şehir surlarının kapılarla kapatılması demek, yabancı kişilerin kötü niyetli, art niyetli ve hoş olmayan davranışları olan kişilerin şehre girmesine manidir. Evet. Yani böylece şehir içerisinde bir huzur ve emniyet tesis edilmiş olur. Ve sonra ticarete el koyar ve bütün bugün un kapanı, yağ kapanı diye bildiğimiz semtlerin adının konulmasına sebep olacak şekilde kapanları, ticaret merkezlerini, toptan alışveriş merkezlerini yaratır ve bunların işleyişlerini kontrol eder. Çünkü kadılık görevlerinden bir tanesi de Osmanlı'nın geliştirdiği hisbe teşkilatı çerçevesinde muhtesipler aracılığıyla çarşıyı, pazarı, ticareti, alışverişi, fiyat hareketlerini ve mal kalitesini kontrol etmektir. Yani kadı aynı zamanda şehremini olarak bütün idarecilerin yapmaları gereken bir fonksiyonu icra eder. O nedir? İslam'ın geleneğinde olan ve bütün Müslümanlara da bir vecibe, vacip olarak yükletilmiş bulunan, Kur'an'da ayet olarak da açıklanmış bulunan emri bil maruf, nehyi anil mülker görevini yerine getirmektir. Onun içindir ki iyiliği gerçekleştirmek üzere çaba sarf etmek ve insanları kötülükten, muzurluktan ve toplumun aleyhine olan bütün her türlü mazarattan korumak ve kollamak görevi yöneticinin görevidir. Evet. Şehremininin görevidir, kadının görevidir. Evet. İşte kısa bir girizgah yapmak gerekirse İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey Çelebi İstanbul'da vefat eder.
Ve şu anda kabri bizim manifaturacılar çarşısı olarak bildiğimiz, özellikle Saraçhane'den Unkapanı'na doğru giderken sağ tarafta kalan bölgede, biraz yoldan zemin olarak alçakta kalmakla pek fazla fark edilmeyen bir hazirenin içindedir. Ve kabir taşında da İstanbul'un ilk kadısı ve şehremini Hızır Bey Çelebi'nin kabridir yazısı oraya konulmuştur. O zaman bir Hızır Bey'in maalesef ki altını çizerek söylüyorum, üzerine de basa basa söylüyorum. Biraz önce kabrinden bahsettiniz. Bu bizim için biraz gocunulası gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ilk şehremenin nerede olduğunu belki bu programı yapmasak bilmeyeceğiz. Bildirmeyeceğiz, anlamayacağız, anlamlandıramayacağız. O zaman bir Hızır Bey'in Eskişehir Sivrihisar'ın girişindeki heykelini bir görelim mi? Yani çok memnun olurum. Görelim. Çünkü çok... Verelim yönetmenim. Verelim. Evet, böyle. Evet, Hızır bu Bey'in... heykel Sivrihisar'ın hemen girişine konulmuştur. Heykeli yapan gene Sivrihisarlı çok değerli bir sanatçımız ve heykel tıraşımız Metin Yurdanadur kardeşimizdir. Kendisini buradan selamlıyorum. İnşallah o heykelin bir benzerini de İstanbul Belediyesi veyahut da Şehreminliği alır, kabul eder ve uygun bir yere yerleştirir. Ağzınızdan bal damlıyor hocam. Ağzımdaki balı aldınız. Çok yaşayacaksınız vallahi. Estağfurullah. Gerçekten sevgili izleyiciler, İstanbul'da olmamayışı, bir İstanbul'un şehri emininin, bu da böyle karikatür edilmiş, anime şeklinde efendim minyatür yapılmış. Şeklinde. Efendim? Minyatür. Minyatür şeklinde. Bir görel anime diyorlar ya şimdi, bir gençler anlasınlar, evet, diye söylüyorum. Evet, minyatür şeklinde, eski dilde anime dediğimiz şeklinde de gençlerin anlayabileceği yeni şeyde de işte bu şekilde resmedilmiş. Biz de burada tabii yetkililerimize diyoruz, yani şehri emini diyoruz, açıklıyoruz şimdi. O zaman ilk şehreminimiz de İstanbul'a yaraşır, öyle değil mi hocam? İnşallah. Bir yere. En azından ecdadımızı, evet, torunları, evet, görsünler, bilsinler. Hocam Çelebi ailesinden mi? Çelebi? Hızır Bey aynı zamanda aile ve soy şeceresi bakımından Nasrettin hocamıza bağlanıyor. Oo. Evet, Nasrettin hocamızın kızlarıyla evlenmiştir babası. Celaleddin Emir Arif Bey ve ondan doğan çocuklardan olduğu Hızır Bey'in ifade edilir. Evet. Şimdi şehirler... Hocam bir şey sorabilir mi? O heykel hangi tarihte yapılıyor Sivrihisar'da? Bu heykel zannediyorum 1885-90 arasında yapıldı. Yeni yapılıyor daha hocam. Evet. Ya yeni olduğunu belirtmek için söyledim de onu oradan buraya nakletmek. Yok yok, buraya yenisi yapılsın diyoruz. O memleket olduğu için orada. Tabii. Olduğu için orada ama burada yani bu zamana olarak... kadar yapılabilirdi. Evet, şehremini olarak buraya yapılsın diyoruz. Ama tarih, kültür, medeniyetimizin özeti olan İstanbul, bu şehir için hakikaten hocamın çizdiği şey önemli. Yani bir geleneğin inşası aslında İstanbul'da, evet, yapılabilir. Evet. Yani her görev ve sorumluluğu üstlenen İstanbul şehremini, evet, muhabbeti, sevgiyi, bilimi ifade ettiğiniz gibi kucaklayan böyle bir süreci günümüze taşıyabilir. Değil mi? Hayırla yad eder, bir selamlar ve göreve başlar. Evet. Yani böyle bir gelenek aslında İstanbul'da inşa edilebilir. Çok da güzel olur. Çok bu program güzel. Ona da vesile olur. İşaret bir şey olsun dediği güzel gibi. Bir teklif etti. Çok önemli. Sayın Başkanım, yani güzel teklif etti. Zaten şey değil, evet, midir? Şehirler bir yaşam hikayesidir. Değerleriyle yaşar hikayeyi işte. Yani. De, hikayeyi de içerisinde, evet, yaşayan insanlar yazar ve çizer. Şimdi biz o anlamda Hızır Bey yaşamış, hikayeyi yazmış. Biz de şimdi yaşıyoruz. Neden, evet, bir hikaye yazmayalım çocuklarımıza, geleceğimize bırakmak için, öyle değil mi? Çok güzel bir tavsiye bence. Evet, bunu gelenek olarak inşa ederiz inşallah. Evet. Şimdi o zaman şu soruyu sorayım. Zapturap altını almış demiştiniz ya Ömer Hocam. Şimdiki gibi giriş çıkışlar böyle serbest miydi o dönemde, Osmanlı döneminde? Yani İstanbul'a giriş çıkışlar. Her gelen mesela geliyor burada. Yaşanacak yer kalmadı. Artık diyor ki bir doğal afette, bir yağmur ya da bir kar, artık gidin diyor ya, yakamdan düşün diyor ya, ben sizi kaldıramıyorum diye İstanbul yani. O zaman nasıldı giriş çıkışlar? Şimdi tabii İstanbul'un kendi istikrarlı bir nüfusu var. Fakat özellikle
imparatorluğun zayıflaması ve gerilemeye başlaması döneminde düzen belirli ölçüde zayıflayınca hem mağlubiyetler dolayısıyla geri çekilmekte zorlandığımız, geri çekilmek zorunda kaldığımız bölgelerden hem de Anadolu'dan çift bozanlar şeklinde bir kısım kişiler iş bulmak ve çalışmak maksadıyla çiftlerini bozup İstanbul'a gelme yönünde bir çaba sarf ediyorlar. İşte bu kişilerin gelmesi konusunda da belirli bir kontrol ve mekanizmasının kurulmuş olduğunu görüyoruz. İşte özellikle gelenler bekar ve genç oldukları için bunların barındırılmalarına ve günlük hayatlarını yaşamalarına, günlük çalışma hayatı dışında istirahatlerini temin etmelerine mahsus olmak üzere yerler tahsis ediliyor. Ve tabii ki şu andaki İstanbul'a yöneliş günümüzün şartları çerçevesinde çok daha fazla. Belki işte üzerinde yaşadığımız topraklar bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür coğrafyasındaki insanlarımızı içine almak ve onları korumak maksadıyla bir takım çabaları ortaya koyuyor. Tabii bu çabaların çok düzenli ve kendi iç huzurumuzu ve istikrarımızı bozmayacak şekilde gerek merkezi hükümetimiz tarafından gerekse ilgili belediyelerimiz tarafından düzenlenmesi ve bu konuda merkezi hükümete de yardımcı olunması gerektiğine inanıyorum. Belediyeler, gençlerimiz de dahil olmak üzere İstanbul'a ve ülkemize gelen muhacereti belirli ölçülerde kontrol edecek, onların herhangi bir huzursuzluğa ve kargaşaya sebebiyet vermeyecek şekilde düzenli bir biçimde çalışmalarına ve hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmelerine imkan sağlayacak ortamı da hazırlamak durumundadır. Evet, bir virgül koyalım hocam. Hemen geçelim Süleyman hocama. Hocam, tabii beton yığınlarından öte, şimdi halka sorsak, beton yığınlarından öte diyor, ben diyor yaşanabilir bir şehir istiyorum. Nefes alabileceğim, gerçekten çocuğumun rahat edebileceği, gençlerin rahat rahat dolaşabileceği. Yani insan ırkının, insan neslinin geleceğine dair adım atılacağı şehirler istiyorum diyor. Şimdi şehirle ilgili şöyle ben biraz baktım. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Daha önceden de sizinle zaten konuşmuştuk. Ad kavminde İrem şehri var ve İrem şehrinde yüksek yüksek binalar yapılıyor ve İrem şehrinin yıkılmasının, helak olmasının ana sebeplerinden, başlı sebeplerinden bir tanesi de yüksek yüksek binalar, yani dikey dikey binalar inşa etmesinden kaynaklanıyor. Şimdi biz günümüzde 21. asıra gelmişiz. 21. asırda problemin içerisinde mi arıyoruz çözümü acaba diye bir soru sorayım size. Yani helak olan bir İrem şehri var. Biz de şu anda onların izinde adeta gidiyoruz, ilerliyoruz gibi bir görüntü, bir hava var yani. Her taraf beton, su toprakla buluşamıyor. İnsan ayağını toprağa basamadığı için üzerindeki elektriği dahi atamıyor. Tamamen elektromanyetik frekanslar arasında kaybolan, eriyen, mikrodalganın içerisindeki bir çorbanın ısınması gibi vücudu ısınan, titreşimle yanan, zihni yanan bir insandan bahsediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, öncelikle Söz Meydanı programından Akit Televizyonu seyircilerine hayırlı akşamlar ve saygılar, sevgiler sunuyorum. Tabii tabiatın öznesi insandır. Evet. Yani bu tabiat gerek hayvanat, gerek haşerat, gerek diğer bitkiler insanoğluna hizmet için yaratılmış. Şimdi tabii insan bir mimari yapıyor, bir ruh veriyor ve o mimaride insana ruh veriyor. Böyle bir döngü var tabiatta. Şimdi efendim siz tabii biraz önce Kur'an-ı Kerim'e de atıfta bulundunuz. Kur'an-ı Kerim'de malum bir Tin suresi var. Yani Tin, incir suresi bir nevi. Tin, incir suresi diyebiliriz buna. Şimdi Cenab-ı Hak burada dört özellikle nesneyi, bir iki meyve, tin, incir, zeytin, zeytin ve Tur-i Sina dediğimiz tabiattaki o gün için, o mevki için
bir daha da efendim atıfta bulunuyor, yemin ediyor. Ve hazel beledil emin. Ve o emin şehir Mekke'ye atıfta bulunuyor. Bir şehire, bir dağa ve iki yiyeceğe. Yani çok büyük bir bu sure, çok manidar. Ve daha sonra da insanoğlunun bu Allah'ın verdiği vaatlerle münezzeh yaşadığı zaman çok yükseklere çıkaracağını, akseni takvime çıkaracağını, ama daha sonra da esfel-i safilin dediğimiz daha alt tabakalarına indireceğini söylüyor. Şimdi buradaki bakarsak demek ki bu yemin edilen bir mekan var. Yani bu mekan dediğimiz şey, insanoğlunun mekan, zaman ve insan üçlüsüne baktığımızda insanın en önemli varlığını sürdürebileceği mekandır o zaman içerisinde. Dolayısıyla o mekanı da insan en iyi şekilde yapmalı, imar etmeli, iskan etmeli. İşte tabii biraz önce Ömer Adil hocamın söylediği ortaçağ şehirleri bir site devletleri şeklindeydi. İstanbul dahil, Konya dahil. Yani etrafı çevrili, kalelere çevrili, muhafazalı bir şehirdi. Tabii daha sonra yeni çağa geçildiğinde bu şehir anlayışı değişti. Şehirlere yeni yapılar yapıldı. Sanayi devrimi oldu. İnsanoğlu daha önce felsefede insanlar tabiatı anlamaya çalışırken bu yeni dünyada insanlar tabiata hakim olmaya, bir güç olmaya başladılar. Ve bu gücü de yaptıkları eserlerle ortaya koymaya başladılar. Malumunuz kerpiçten plazeler inşa edemezsiniz. Dolayısıyla çeşitli maddeler bularak bugün Amerika'da, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde çok devasa binalar var. Main Town dedikleri, City Center dedikleri merkezi binalar. Onlar bakıyorsunuz insanoğlu adeta kendinin bir yaratıcı olarak nitelendirerek o binaları inşa edip insan orada cüce kalıyor. Diyor ki insan şuna getiriyor belki de. İnsan diyor Mercedes yarattı, Cenab-ı Hak merkebi yarattı. Aşağı yani merkep mi üstün, Mercedes mi üstün şeyin tavrına dönüştü bu aydınlanma dediğimiz sanayi devrimiyle beraber. Dolayısıyla bu binalar bizim mimarimizdeki anlayış, bir cami minaresini geçmezken bugün gökdelenler bütün insanlığı kimliksiz hale getirdiği gibi binalar da kimliksiz hale getirdi. İnsanları yalnızlaştırdı ve yabancılaştırdı. Yani bu şehir dediğimiz. Mesela bir AVM'lere girin, orada iki unsurun çok yoğun olduğunu görürsünüz. Bir, güneş girmiyor. Yani saat de zaten yok benim dikkatimi çeken. Bir de çok gürültülü ortamlar. Yani farkına varmıyorsunuz ama insanlar bağırarak çağırarak konuşmaya başlıyorlar. Yani zamanın, mekanın adeta yok edilmeye çalışıldığı bir ortam. Şimdi günümüzdeki bu şehircilik anlayışına gelirsek tabii her bir mesela Osmanlı'nın şehir anlayışı bir İslam medeniyeti çerçevesindeydi. Mesela biraz önce söylediğimiz hiçbir bina mesela Kabe'nin üstünü geçmeyecek şekilde Osmanlı etrafını yapmıştı. Yani öyle bir saygı vardı, onu geçmemesi gerekirdi. Ve diğer binalar da işte Osmanlı'daki bakıyoruz en yüksek teyyara konutları var. En 19. yüzyılın sonunda yapılmış 4-5 katlı şeydeki malumunuz efendim Laleli'deki en yüksek 5 katlı binalar o zaman yapılmış. Şimdi tabii İstanbul'un konuştuğumuz bir de İstanbul malumunuz. Bugün İstanbul 20 milyon hale gelmiş. Hızır Bey'den bu tarafa yüzlerce binlerce belki belediye başkanı yönetimler değişmiş. Ama yönetimin iki unsuru önemli. Bir, insan yöneteceksiniz. İki, madde dediğiniz para yöneteceksiniz. Yani belediyelerin madde dediğimiz, mal dediğimiz, yani bunun para değerleri kastediyoruz. Yani işte bunu doğru düzgün yönetmediğiniz sürece, bu insan yönetimini, insan yönetimi nasıl olur? O ülkede şehri emin demiş bak, şehrin emini. Yani ne kadar güzel tabirler. Şimdi bizdeki mesela şehir kavramını bilinçli olarak kente dönüştürmüşler. Halbuki şehir Arapça, kent Farsça bir tabir. Mesela Azerbaycan'da kent dediğinizde köy anlarlar. Kente köy derler. Mesela kadı dedi hocamız, kadılı kazalıktan gelir. Yani kadı olan yer kazadır, nahiye olan naipliktir. Yani kadının yardımcısı naiptir, nahiyeyi oluşturur. Sancaktır, efendim merkezi
şehzadelerin olduğu yerlerdir. Böyle Osmanlı'nın gerçekten çok esnek bir eyalete benzer bir yönetim şekli var. O yönetim şekilleri içerisinde de çeşitli belediyelere, çeşitli oranın yerel yöneticilerine çok büyük sorumluluklar verilmiş. Yani öyle ki o şehri eminin eminlik adaletten doğar. Yani onlar adil insan, kadı zaten adaleti temsil eder. Yani ikisini bir arada olunca hem o şehrin adil bir şekilde yapılanmasını, şehrin yapılanmasını ve temin ediyor, hem o insanlar mutlu ediyor. İşte bu şehrimize şehri emin yapacağımız insanların emin insanlar olması lazım. Herhangi bir, efendime söyleyeyim, günümüz tabiriyle bir takım fırıldaklar çevirmeyecek, bir takım yalan yanlış şeyler yapmayacak ve o şehrimizi kalkındıracak o insanlar da onlara efendim güvenecek, bilinçlenecek. Şimdi ben bir örnek vereyim. Ben Şişli'de oturuyorum. Fakat bakıyorum, ben buna rahatsız oluyorum ve şeyler de oturanlar da rahatsız oluyor. Yani çok yoğun bir şekilde ikinci katları bar yapmış belediye. Yani ruhsat vermiş resmen. Ben bunu oradaki muhkimlere de sordum. Biz de rahatsız dedi. Evet evet. İçerisinde. Ya ikinci katlar, hep apartmanın ikinci katları bar, o kadar yaygınlaşmış ki. Yani bunu görüyoruz yani. Mesela o Bomonti tarafında bir cami yok. Benim oturduğum Duatepe mahallesinde, bakın Duatepe mahallesinde İstanbul'da tek cami olmayan mahalledir. Belki ilk defa duydunuz. Tek cami olmayan mahalle Duatepe mahallesidir. Orada Bomonti'de bir bira fabrikası yıkıldı, tadilat oldu veyahut da şeye çevrildi orası, müziğe. Orasının işte milli emla geçti, ben orayı takip ettim. Orada bir cami derneği kuruldu. Orada butik bir cami yapılacaktı. İşte içinde gayet kültür evlerinin, konuşma salonlarının olacağı. Sonra ne yaptı belediye? Şehri Emin dediğimiz bir önceki belediye başkanı Hayri İnönü mahkemeye verdi, oranın cami ruhsatı iptal ettirdi. Ya böyle bir şehri eminlik olabilir mi? Yani vatandaş, ahali cami istiyor. Orada kilise de var, havra da var. Biz onlara da bir şey demiyoruz. Ama orada bir de cami lazım. Vatandaş istiyor. Ve cami olmayan bir yer orası. Diyorum cami yok. Evet. Mescit var. Yani o da yeraltı şeylerinde. Ve onu iptal ettirdi. Hala orada ve günlerce ateist dernekleri burada cami istemiyoruz diye gösteri yaptılar. Açık söylüyorum, AK Parti de gelirken ilgiyi göstermedi. Orada cami yapılmadı. Yani ne kadar enteresan bir şey. Şimdi bir başka şey. Şeye bakıyoruz. Bir yıl Kurtuluş Caddesi'nde asfalt dökemedi şehri emin. Bir yıl sürer mi arkadaşlar? Bir yıl. Ve hala şu andaki Ergenekon Caddesi, Bozkurt Caddesi kaldırımlar yapılıyor. Ve kaldırımlara bakıyorum, takip ediyorum. Bir yıl sonra kaldırım basıyorsunuz, ayağınızı su fışkırıyor. Daha sonra tekrar yapılıyor. Ya böyle bir kaldırım yapacak bir belediye mi istiyoruz biz yani? Yani ben bundan ciddi rahatsız duyuyorum. Kaldırım değil, kaldırım. Ha, evet, kaldırım. Ben kaldırım. Bunu herhangi bir parti adına konu, ben bir akademisyenim. Evet. Herhangi bir siyasi parti temsil etmiyorum, grubu. Kendimi üniversitemde temsil etmiyorum. Ben bir akademisyen, bilim adamı olarak, orada yaşayan bir muhkim olarak bunu arzu ediyorum. Hatta bir şey anlatayım ben size. Benim oturduğum binanın altına bir adam getirdi, terzi imalathanesi açtı. Terzi imalathanesi, Sayın Başkan. Ya kardeşim dedim, sen terzi imalat, gür. O makineler, şey makineleri, sanayi makineleri koymuş. Ben bilim adamı çalışacağım, çoluğum çocuğum çalışacak. Ve çalışamadım. Belediyeye dilekçe yazdım. Yahu dedim, gittim araştırdım, adamın şeyi yok, ruhsatı yok. Ya ruhsatsız çalışıyor. Efendim ya esnaftır işte, ekmek parası. Yahu sanayi burada, ekmek parası benim apartmanın altında olabilir mi? Uğraşa uğraşa 6 ayda onu belediye başkanı, ta başkan yardımcısına varınca kadar görüşerek ve Twitter'da da paylaşarak zor ikna oradaki o adamı, yani yasal olmayan belediye geldi, göstermelik geliyor, kontrol zabıta çekip gidiyor. Ya bunu kapatın, yetkimiz yok diyor. Hatta şunu yaptılar, çok gariptir. Güya ölçüm yapıyor, ölçüm aleti getirdiler. Ölçüm aletinin de çok düşük çıkıyormuş. Yahu 50 senelik bir apartmanda, başkanım düşünün yani, sanayi şeyi, çalışan makina yukarıya gürül gürül çalışıyor. O zaman onlara bir numara yapıyor, orada hafif şeyi çalıştırıyor. İkisinde de belediyenin adamları gelip benim ölçüm yapıyorlar. Ölçüm yapıyor, ölçüm eksik çıkıyor. Rahatsız etmeyecek şekilde. Şimdi dolayısıyla belediyecilikten çıktım mesela. Bu tür belediyecilik halka reva değildir. Yani vatandaş da kimseye de, kimsenin de mecbur değil o partiye, bu partiye. Kime hizmet verir, hizmeti götürüyorsa ona vermeli. Ve bu emin
insanlar belediye başkanı olmalı diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir virgül koyalım. Evet. Hemen Mustafa efendim Ilıcalı'ya geçelim. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocam. Şimdi çok papucunuz caddelerde kalmıştır. Dolaşmadığınız yer, gitmediğiniz yer, bakmadığınız yer, girmediğiniz cadde sokak kalmamıştır yani. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü yakından tanıyoruz sizi bu anlamda. Şu anda da zaten İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Ulaştırma Sistemi Araştırma Merkezi Müdürü olarak da çalışıyorsunuz. Çok emek sarf ettiniz bu anlamda. Şimdi öyle bir şey ki, şöyle Kadir Başkan'ın, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. O zamana gidelim. Yanlış söylüyorsam düzeltin beni. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Bir kilometresini 100 milyona yapıyordu o dönemde. Bir kilometre raylı sistemi 100 milyona yapıyordu. Ve 350 kilometrenin üzerinde raylı sistem bırakarak, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, göçtü gitti bu dünyada. Ve o dönemde bir yerden buna bütçe ayırmıyordu, bütçe almıyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Ve yine İstanbul'un geliriyle orada bir kilometresini bu şekilde yaparak İstanbul'a güzel bir miras bıraktı. Şimdi geliyoruz AK Parti zamanında, siyaset yapmıyorum burada ama insanlar, vatandaşlar hizmet bekliyor. 5 sene heba oldu maalesef. Hatta açılan metro istasyonlarına biliyorsunuz tamamıyla şey döküldü. Yani harfiyat döküldü, harfiyat malzemeleri döküldü. Sancaktepe bana yakın. Gittik gördük orada. Şimdi yaklaşık 3,5 milyon taşıyor metro şu anda raylı sistem günde. Yeni zam geldi sanıyorum %18 mi %20 mi? Evet. Nereden bakarsanız 20 liradan çarpsanız bunu 65 milyonun üzerinde bir rakam yapar. Yani oluk oluk şeye, kasaya para akıyor baktığınızda. Hala bitmeyen vaatler, yerine getirilmeyen vaatler var. Özellikle ben Şehre Emini'yi anlatalım. Şöyle bir tarihsel perspektiften girelim. O zaman nasılmış bu işler? Günümüzde nasıl olmalı? Yani aslında maneviyatla o anlamda kadim geleneklerimizle modernizmi nasıl birleştiririz? Nasıl bir şehir oluşturabiliriz bize ters gelmeyen? Gerçekten çocuklarımızın gelecekte güvenli bir şekilde yaşayabileceği. Bu anlamda baktığınızda para da var, her şey var, nakit var ama yapılmayan işler var. Dağ gibi biriken işler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu işin içerisinde olan hem bir bilim adamı olarak? Evet. Ben de şöyle izah edeyim. Değerli hocam geçmişi anlattı. Evet. Ben de yakın tarihte bizzat Tayyip Bey belediye başkanı iken belediyede görev almış bir kişi olarak. Evet. Rahmetli Kadir Topbaş'a danışmanlık yapmış bir kişi olarak. Evet. O dönemleri yaşayan bir kişi olarak, sadece konunun uzmanı, bu işin bilimiyle uğraşan bir insan olarak değil. Mesela daha biraz yakın tarihi aldığımız zaman 94 senesinde Tayyip Bey bunu bir sosyal demokrat belediyeden, Nurettin Sözen Bey'den devraldı. Evet, evet. O zaman işte belediye İstanbul'a baktığımız zaman yaşanan bir şehir olarak değil, çöp dağlarıyla, çöpün altında Ümraniye'de hayatını kaybeden vatandaşlarımız akla geliyor. Bazı gazetelerin hava kirliliğine karşılık pandemiden önce tanımıştık o zaman. Maske, yaşı müsait olanlar maske dağıtıyorlar. Yani hava kirliliği var. Ulaşım konusunda o günkü nüfusa, taleplere göre yine sorunlar var. Birçok sorunun olan bir şehir. O kadar güzel izah etti ki Süleyman Bey, Tayyip Bey belediye devraldığı zaman o günkü şartlarda, hafızamdan söylüyorum, 2 milyar dolar borç var yani belediyenin ve merkezi idarede belediyenin dev açılışlarına bile gelmiyor. Kamera gönderiyorlar. Belki oradan bir malzeme çıkar diye ileride, hani nasıl ki bir şiirden bir ceza aldıysa. O arada iki şeye önem veriyor. Para, insan yönetimi, para yönetimi. İnsan yönetime bakıyorum şimdi o günkü duruma, atananlara tamamen bilimle iç içe. Bize mesela, ben kendi alanımda ulaştırmada üniversitelerin en ileri gelen hocalarıyla temas kuruyoruz. İşte bir metropoliten lazım plan, buna paralel bir ulaşım planı. Ya bize diyorlar ki bir sosyal demokrat belediye böyle teklifler getirmediğini diyenler çok farklı görüşteki hocalar. Dolayısıyla yani böyle bilimle beraber çeşitli konularda önemli hizmetlere temel atıldı. Buradan mesela bir Haliç çamur içinde, koku içerisinde yanına yaklaşılamıyor. Haliç'i ne yapalım? Karaya çevirelim.
hayır olmaz. Başka bir Tayyip Bey'in ifadesiyle başka bir bilim insanlarından daha fazla etkilenerek bugünkü hale gelmesi için önemli çamurun aktarılması, etrafın düzenlenmesi. Bugün baktığımız zaman çok kıymetli zamanınızı almadan üniversiteler, Haliç Kongre Merkezi böyle bizim de üniversitenin bulunduğu bir bölge haline gelmiş. Yeni tersaneden başlayan yine Haliç projeleriyle beraber her geçen gün bu projeler ilerleyerek devam ediyor. Yani Tayyip Bey o yine Nurettin Sözen'den metro almış. Durmuş metro inşaatı. Onu başlatıyor işte Taksim-Levent ki çok önemli bir hattır. Daha sonra para var. Teknik üniversiteye götürelim diye onu engelliyorlar. Haremen'den o E5'in ortasından bir metro. Bunlara ben şahidim. Onu engelliyorlar. Metrobüs projesi hazırlamışız o zaman. Tayyip Bey'e sunmuşuz. Mükemmel bir proje. Hemen Ankara'dan onayını alalım. O E5 D100 dediğimiz yol karayollarının sorumluluğunda genel müdür hocam hiç söyleyecek bir şey yok. Ben buna onay veremem. Tayyip Bey ne oldu diyor. Böyle böyle dediler. O zaman onlara verelim yapsınlar. O yok. Yani o metrobüs projesi 1995-96'da yapılacak bir iş. Bugünkü yönetim bir şey açıklıyor ki metrobüste gelmiş geçmiş en büyük rekor kırıldı diyor. Ya geçen talepler artıyor. Metrobüsün de normal eşik değerleri aşılmış. İnsanlar orada çok konforsuz ve güvensiz seyahat ediyor. Onun da çözümünü Binali Bey zamanında yine bir olduğu yerde lastik tekerlekli metrobüse çevirelim diye o Binali Bey de kale almış, portföyünü almış. Sonra bugünkü yönetime biz bunu sunmuşuz. Pandemi sürecinde o günkü vali, bugünkü İçişleri Bakanı bir heyet oluşturmuştu toplu ulaşımla ilgili. Ekrem İmamoğlu Bey'in de geldiği Vali Bey'in başkanlığında toplantılarda bahsedince İETT'ye vermişiz. 2 senedir duruyor. Yani sonuç itibariyle orada hem Tayyip Bey zamanında yapılanlar veya yapılamayanlar elde olmayan nedenle metronun Levent'ten Ayaz Ağa'ya devamı, onun kesilmesi, E5'ten yeni bir Kartal hattının durdurulması, izin verilmemesi. Ya bir de bir bakıyorsunuz o gün Marmaray'ı biz yapalım diyor. Marmaray projesini belediye mi yapar bu kadar büyük proje? Ona el atıyorsunuz orada izin alamıyorsunuz. Yani ben kendi alanımda, diğer belediyenin de tabii koordinasyon toplantılarında çok önemli hatıralarım var. Yani mesela Tayyip Bey 15 günde bir bu İstanbul'un kimliği ne olacak diye bir danışma kurulu var. Bunda sosyolog hocalar, tarihçi hocalar, Turgut Cansever gibi duayen mimarlar, Allah rahmet etsin, Sabahattin Zaim, Numan Kurtulmuş gibi kişiler böyle orada belediyelerinin bürokratlarıyla ilave bir alanda yine başka şehir plancı, mimar hocalarla sabahlara kadar tartışmalar yapılıyor. İstanbul'un kimliği nasıl olacak? Nasıl bir metropoliten, bir Nazım plan? Bir deprem şehri, olası deprem o zaman var. Buna neler yapmak lazım? Mesela şu soruyu sormak isterim. Yani 2 haftada bir benim şahit olduğum sabah akşam 8'den başlayıp sabah ezanına kadar devam eden toplantılar ne kadar sürekli ve başkan hiç gözünü kırpmadan yani o son şeylerde bile çok mükemmel sorularla yani işe olan ilgisini heyecanını gösteriyor. Mesela bilmiyorum ya, haksızlık da yapmayayım. Bugün bir belediye başkanı bu manada İstanbul'un geleceğiyle ilgili, kimliğiyle ilgili, gelecek projelerle ilgili ne kadar bir mesaiyi bilim insanlarıyla, duayen insanlarla beraber burada bir zaman harcanmış ve buradan ne çıkmış? O gün mesela depremle ilgili hiçbir şey yokken deprem müdürlüğü başkanlığı kurulmuş. İşte efendim parsel bazında bu zemin taşıma gücü tespitleri yapılmış. Jeofizikçiler getirilmiş, jeologlar getirilmiş. Hiçbir siyasi görüşüne bakmadan bu işin A grubu ne? Hangi üniversitede? İstanbul Üniversitesi. Oradan gelsin. Yıldız Teknik, İstanbul Teknik. Böyle bir bilimle iç içe birçok meseleye el atılmış. Su temini konusu, yani şuraya bir bakın, ıstırancalardan su getiriyorsunuz. Bu şehrin o zaman da su problemi var. Ha, yani sizin yaşınız genç,
belki o karşıdaki değerli hocalarım hatırlar. 94'ten önce biz mesela sizin eve geleceğiz. Diyoruz ki sizde su var mı? Çamaşırlar da alıp gelelim. Her gün 7-24 su yok. E bu adalar mesela, orada su yok. Denizin altından su getiriliyor. Bir tarafta Melen'de belki bazı sıkıntılar olmuş olabilir teknik ama buradan İstanbul'un büyük suyu Melen'den geliyor ve boğazın altından geçip geliyor. Istırancalardan geliyor. Su konusu, çevre konusu, İktaş'ın gelişmesi, doğalgazın yaygınlaştırılması, belediyenin şirketleri var, tabelaları var. Kiptaş mesela ne biçim konutlar yapıyor? İston kent mobilyalarını ihraç ediyor ya. O günkü o çiçekliklerdeki beton mukavemet değeri 99 depremindeki binalardan daha yüksek çıkıyor. Onun haricinde işte çöpten enerji yapılıyor. İstacıyla gübre elde ediliyor. Enerji elde ediliyor. İston söyledim asfaltta yani akıl almaz asfalt üretimleri yapılıyor. Ben kendim mesela bizde işbirliği yapmışız. 3 tane kendi adıma doktora çalışması çıkıyor. Sonuçta bir termometresi olmayan bir asfaltta ne kadar uluslararası düzeyde çalışmalara imza atılıyor. İşte bu çalışmalarla beraber bir insan kaynağı mesela muazzam heyecanlı bir insan kaynağı iyice uzmanlığına uzmanlık katıyor bu çalışmalar sayesinde. Sonuçta da Tayyip Bey yani 5 yılı doldurmadan ayrılmasına rağmen bir şiir yüzünden belki tamamlayamıyor 5 yılı ama o gün yine hafızamdan söylüyorum 4 milyar dolarlık bir yatırımla 2 milyar dolar borç ödenerek o günkü çalışmalar bugünleri hazırlıyor işte. Bugün Tayyip Bey bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanıyor. Başbakanlık yapıyor, cumhurbaşkanlığı yapıyor. İşte bu belediyedeki atılımları. Yine bir rahmetlinin de döneminde danışmanlık yapmış bir kişi olarak Kadir Bey, Kadir Topbaş rahmet de buradan iade ediyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. İMP diye İstanbul Metropoliten Planlama kuruyor. Uzay üssü gibi ya. Her dalın hocalar heşine görüşüne bakmadan Kadem Bey daha ayrıntılarını da bilir. Orada bir planlar hazırlanıyor İstanbul'un kimliğine bağlı bakanlıklarla işbirliği yapılıyor. Bakanlıklara bile teknik destek veriliyor. Belirttiğiniz gibi 45 kilometreden aldığım metroyu geliştiriyor, çok metroyu eldeki imkanlarla yapıyor, yola önem veriyor, diğer suya, enerjiye, sosyal projelere. Sonuç itibariyle Kadir Topbaş da bunun karşılığında milletin karşısına 3 kere Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çıkıyor. 3 seçimi de kazanıyor ki herhalde ikinciye en az bir 1 milyon fark atıyor. Ve birisi mesela bu seçimlerde biri Cumhuriyet Halk Partisi 2013-11'den 23'e kadar yöneten genel başkanı seçimde kazanıyor Kadir Bey. Onun da bu şehre verdiği hizmetler son derece önemli. Yani dolayısıyla belediyeciliğin Tayyip Bey zamanında bunu çok rahat söylerim. Yani ben de akademik kimliğimi öne çıkarırım. Burada böyle bir siyaseti ezbere yapmam. Belediyecilikte tarih yazılıyor. Nasıldır tarih? Yapılamayan işleri yapmaktır ve bu sizin yaptıklarınızdan farklı görüşte belediyelerin gelip bundan istifade etmezdir. Ben buna çok şahit olmuşum. İşte gelip birçok sistemi, İstaç'ın yaptıklarını, asfaltın ürettiği asfaltı, diğer diyelim İstaç'taki çöpten enerjinin elde edilmesi gibi, işte trafik sinyalizasyondaki dediğimiz bunları artık daha detaylı anlatmıyor. Adaptif kavşakların merkezden yönetimi, metrobüs sisteminin dünyada ne kadar ödül aldı. Bir ödülü de Allah rahmet etsin Kadir Bey adına ben gidip almıştım yollar, Uluslararası Yol Kongresi'nde. Dolayısıyla bunlarla beraber işte tarih yazıldığını söyleriz. Ben bugün bizi izleyen vatandaşlara dese ki, geçmişte ecdadın bize bıraktığı bu muazzam bir şehri, dünya şehri bir İstanbul'u yani bir herhangi bir başkan söyleyin veya başka bir ilde de bir başkan ne yaptı mesela burada? Akla gelen ne? Şimdi Tayyip Bey için çok şey sayabiliriz değil mi? Evet. Farklı görüşte de olsa sayabilir. Kadir Bey için sayabiliriz değil mi? Şimdi mesela bugün son yönetimde
baktığınız zaman seçim yaklaşınca bayağı şeyler paylaşılıyor işte. Anaokullar, kreşler falan yazıyor işte, arıtmalar. Ya arıtma, benim bildiğim bir arıtma tesisi için yani normal temel atma yerine sizin de belirttiğiniz gibi atmama veyahut da metronun kapatılması. Peki daha somut konuşalım. Siz vaatleriniz arasında İstanbul'un hiç çok kafa yormaya, çok uzun konuşmaya gerek yok. Bu ulaşım trafik sorunu çözmek için 2 gün önce de bakan teyit etti, Ulaştırma Altyapı Bakanı. 1100 kilometre metroya ihtiyaç var. Bugün Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle daha 1/3'ündeyiz. Hiç ulaşım talepleri artmasa, hep sabit kalsa en az bugün bir 700 kilometre yapacaksınız. Peki bakalım yönetim ne yapmış, bu yeni yönetim? O zaman biz onların adına söylemeyelim, asmışlar afişlere, sayfalarına koymuşlar, 47 küsur kilometre metro yaptık diyor. Ben de diyorum ki onlar eski yönetimden alınma tartışmasına da girmeyelim. Tamam, siz alıp yaptınız 47 kilometre. 2-3 kilometre daha ilave edelim ki kolay hesap olsun. Eder 50. 50'yi 5'e böl 10 kilometre. Hiç talep artmasa 700 kilometre ihtiyaç var. 70 yıl mı bekleyeceğiz? Sonuçta demek ki bu sefer siz diyorsunuz ki biz merkezi idareyi falan da hiç aşıyoruz, kendi kredimizi, kaynak oluşturuyoruz, yapıyoruz. Yani 47,5 kilometreyi bence buradan çok açık net söylüyorum. Öyle haksız, en farklı düşüncede kişiyi de eleştirmem. Ya zaten siz burada kendi karnenizi oraya asarak 47,5 kilometre metro yaptık diyorsunuz. Bir de 2019'daki afişleri getirsek yılda kaç kilometre yapacaktınız? Bu şehrin bugün geldiği durumu görüyoruz. Bunu Mustafa Lıcalı demiyor. Kendilerinin İBB cep uygulaması var. %90'ı falan yakalıyoruz. Artık yani 7/24 trafik var. Bu su sorunu için kalıcı bir çözümler yok merkezi idarenin desteklerinin dışında. Dolayısıyla sosyal belediyecilik konuları, yani onları kademe çok çok daha iyi açıklayacağını düşünüyorum. Özetle siz bana geçmişle bugünün bağını kurmamı istediniz. İşte bugün de bu belediyecilikte somut verdiğim örneklerle tarih yazıldığını ve ama bu 5 yıllık geçen sürede de hiç önemli sorunu çözecek, artan her geçen gün talep artar. Talebe karşılık ana sorunları çözecek bir çözüm olmadığını görüyoruz. Yaklaşan seçimlerde elinizdeki şeylerle törenleri daha fazla artırabiliriz. Daha çok medyayı, sosyal medyayı kullanabiliriz ama vatandaş 85 milyon bütün vatandaşların gözü İstanbul'da. İstanbul'un 15-16 milyon nüfusu da her yapılanı görüyor. O kadar çok teknoloji ileri ki bizi her yerde, evet, her imkandan yani yolda giderken bile açıp sosyal medyada, tabii çok kötü kullananları kastederek değil, medyadan takip ediyorlar. Burada tabii pası vermeden önce Kadem Ekşi Bey, çok eskiden tanıdığım, belediyecilikte çok büyük tecrübesi olan, evet, belediyenin başkanlığını söylüyorsunuz da deprem kitabı da getirmiş. Onlar içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi. Bundan önce de, bu dönemde meclis üyesi, ondan önceki meclis üyelikleri var. En iyi karşılaştırmayı, hangi, yok bizim götürdüklerimiz meclisten geçmedi. Hakikaten yani izin verirseniz biraz daha ilginçlik. Hakikaten başkanım geçti mi geçmedi mi? Şimdi benim eksik bıraktığım şey var mı? Size zaten buradan bir virgül koyalım. Da ben buradan virgülü koyup, evet, başkanımızın bu arada da çıkmış olduğu bir yol var. İnşallah İstanbul'a çok daha fazla farklı hizmetler de verebilir. Hakkında hayırlı olacak. İstanbul'a amin daha hizmetler vermesini de buradan diliyorum. Diliyorum başkanım. Sizi yakından tanıyan bir kişi olarak. Hocam, sağ olun. Hayırlısı olsun. Şimdi başkan, kıymetli başkan, yani gerçekten duaya bir siyasetçisiniz bu anlamda. Yani yaptığınız işler, icraatlar zaten ortada. Onu zaten tartışmıyoruz. Biz bugün geldiğimiz noktayı tartışıyoruz. Bıraktığınız yeri tartışıyoruz. Bıraktığınız noktadan nereye kadar yol aldılar onu tartışıyoruz. Bunu da niye tartışıyoruz? İstanbul hepimizin,
ve geleceğe taşımamız gerekiyor bu şehirleri. Bu anlamda miras bırakmamız gerekiyor. Şimdi tabii ulaşım sadece iki noktayı birleştirmek değil dedik. İnsanları birleştirmek, insanları kucaklaştırmak, kavuşturmak dedik programımızın başında ama ben metrobüsü kullanan birisiyim. Metroyu da kullanan bir insan. Ama ben artık metrobüslere binmeye korkuyorum işin açıkçası. Hatta bununla ilgili çok acı tecrübelerim de oldu. Mesela biniyorsunuz, otobüs yanıyor, yanmaya başlıyor bakımsızlıktan. Ya da aracınızla gideceksiniz bir yere. Diyorsunuz ki lanet olsun binmeyeceğim daha diyorsunuz. Tamam ben aracımla gideceğim diyorsunuz. Çok aceleniz var, bir yere yetişeceksiniz ama aracınıza biniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu sefer yolda yanan aracı geçemiyorsunuz. Otobüsü geçip aracınızla gidemiyorsunuz. Yani yol yapmanız da bir şey ifade etmiyor. Bunu tam anlamıyla ben anlamlandıramadım. Yani bu kadar para, nakit giriyor bu kadar. Nereye gidiyor bunun burası? Tabii şimdi hocam var olsun. Hızır Reis'ten bugüne süreci getirdik. Bir köprü attı buradan Hızır Reis'e. Ama orada o anekdot önemli. İnşallah o hakikaten dediğiniz gibi bir gelenek olur. Ve şehrimin vurgusu İstanbul'un tarih, kültür ve zenginliğine oturur. Yani o önemli bir konuydu. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Ben şunu ifade edeyim. Yani şehirlerimizin geleceğe tehdit ve fırsatlar kapsamında sıkıntıları var. İşte hocam ulaşım duayeni bir büyüğümüz olarak zaman zaman paylaşıyor İstanbul'da işte günde sizin sorunuza cevap olsun. 1500 araç giriyor. Bunlar arka arkaya koyduğunuz zaman 4,5 kilometrelik bir uzunluk bir araç boyunu 3 metre derseniz yola ihtiyacınız var. İşte yeraltı otoparklarına ihtiyacınız var. Araçları yollardan çekmeniz gerekiyor. Sirkülasyon olabilsin. İşte hocam TomTom verilerini açıklıyor. İstanbul dünyada 6.'ydı diyor. Şimdi birinci duruma gelmiş diyor. Yani hızımız gittikçe düşüyor sizin ifade ettiğiniz gibi. Yani farklı görüşteki başkanım şehir geri sarıyor. Hesaplıyor, ömrün 3,5 yılı geçiyor. Bakın bir de o var yani ömrümüzün. Ben hesaplamıyorum onu. Yolda geçiyor yani ömrün bu şehir stres alanları var İstanbul'un. Bunların bir tanesi en önemlisi ulaşım, diğeri deprem ve kentsel dönüşüm. Yine hocam değindi buna. Şimdi 3,5 yıl deyince su ve çevre. Sayın başkanım. Yani bu stres alanlarını bizim hocamın ifade ettiği gibi yaşanılabilir. İnsanı merkeze alan, değer odaklı, çevre odaklı, yani insanın yaşam hakkını önceleyen, onu hakikaten insan ölçekli, merhametli şehirlere taşıyacağımız bizim bir yol hikayesini başarmamız lazım. Mesela 1509 depremi işte hocamın fetihten sonraki süre içerisinde İstanbul'u bir yokluyor. İstanbul bir örseleniyor. İşte surlar ve yapılarda ciddi hanlar, hamamlar, kervansaraylarda ciddi kayıplarımız var. Can kayıplarımız var. 1700'lerde keza bunu yaşıyoruz. İşte 1900'lerde ikide yaşıyoruz. Yakın tarihte Marmara depreminde yaşadık değil mi? Aşağı yukarı bizim 20 bine yakın insanımız, maalesef. 17 bin, 20 milyar dolar bir finansal kaybımız söz konusu oldu maalesef. O dönem. En son büyük acıyı hep birlikte 6 Şubat'ta yaşadık. 50 bin insanımızı yitirdik. 104 milyar dolar da bir ülke kaynağını kaybetti. Yani bu işte biraz önce hocamın dediği gibi göç baskısı, işte şehirler kuruldu, plan arkadan geldi. Yani beceremedik bu işi. Yani Cumhuriyet tarihiyle birlikte hızla şehirler obez büyüdü. Bu obez büyümeyle beraber de biz işin şirazesini kaçırdık. Yani bugün İstanbul'a şöyle çıkıp yüksek bir kuleden baktığınızda değil mi? Bir yüzleşelim yani yüzleşme yoksa da şehrin geleceğini kurgulayamayız. Dört nolu bir resim vardı onu yani, bir alalım mı? Facia mezarlıklar dışında böyle çok da fazla sıkıntılı slide'da değil, alanlarımız var. Başta yani, 4 yazıyor. Biz insan ve değer odaklı insanları hocamın dediği gibi ayrıştıran, bölen, ötekileştiren değil birleştiren bir ruhu tabii ki kültür ve medeniyet değerlerimizi önceleyen. Yoksa çünkü şehri nasıl inşa edersiniz dedi hocam öyle yaşıyorsunuz.
Öyle de gidiyor yani bu iş. Bizim buna odaklanmamız lazım. Yani merhametli şehirler kavramını ben bilerek kullandım. Azap şehirleri değil yani hocam. Merhametli şehirleri inşa Sayın etmemiz Başkan, lazım. Biraz önce hocam dedi yani. Burası neresi hocam? Tabii mesela bu bizim işte Safir'den çekilen bir resim. Yani Maltepe mi başkanım? Hayır, burası İstanbul'un Anadolu Avrupa yakasında. İşte böyle çok var. Yani Çamlıca Kulesi'ne de çıksanız şehirlerimizin şu andaki hali bu. Yani bu keşmekeşe nasıl çözüm bulunacak? Bu keşmekeşe şöyle, deprem çözüm bulmadan biz çözüm bulmamız lazım. Yani insan ölçekli şeddati yapılar dedi hocam. Çok katlı mühendislik yapıları 7 gün 24 saat 70 yıl yaşayacağımız mekansal alanlar olamaz. Yani biz statü kazandığını insanlar zannediyor. 30. katta ya da 40. katta klima işte şartlı havalandırmalar da hayatını yaşıyor. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi doğayla, toprakla buluşacağı bir alan yok. AVM tipi yaşam diyorum ben ona. İyi ve içiyor, yukarıda yatıyor, sabah gidiyor. Yani böyle bir toplumsal barışı inşa edebileceğimiz bir ekosistemi inşa edemeyiz. Biz mekanları tabii ki insanların barınma hakkını, güvenli, dirençli yapılarda yaşam hakkını önceliyoruz. Bu bizim görevimiz yani. Yani insanlar bu noktada bunu onlara sağlamak zorundayız. Ama burada şehirleri kurgularken, yani şehri biçimlendirirken form olarak bunu, biz bir mühendisiz yani nihayetinde. Biz olaya hocam gibi, akademisyenler gibi bakmıyoruz. Biz çarpıyoruz, bölüyoruz. Onların bize öğrettikleri fizik ve matematik gibi sonuca bakıyoruz yani biz. Yani hocam, şimdi hocalarım hepsi akademisyen, ben bir mühendisim. Yani biz sonuç odaklı bakıyoruz hadiselere, ya daha pragmatik bakıyoruz. Yani biraz önce hocam işte çok güzel bir şey söyledi. Bizim dedi mevcut binalarımızın beton dayanımlarının sınıfı, bugün riskli yapılarda bu C10-15 mertebesinin altında, bizim dedi onlar dedi İSO'nun ürettiği çiçeklerin mukavemet, yani o şeylerin, saksıların mukavemet değerinden düşük. Yani zihniyete bakar mısınız? Ya bu vurucu bir şey yani. Yani biz işimizi fen ve sanat kurallarına uygun yaparsak, servis ömrü uzun yapılar, işte bahçe mobilyaları ya da şehir mobilyaları, neyse yani bunları bir kere yapıyoruz ama çok uzun süreli bunları insanımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün işte Batı örnek veriliyor. İşte uzun her kepçe darbesi, değil mi? Bizim milli servetimizden bir kaynağın çöpe gitmesi demek. Bugün riskli binaları yıkıyoruz. Bugün İstanbul'da 1 milyon 300 bin bina varlığı var diyoruz. Bunun 1,5 milyonun Sayın Bakanımız yenilenmesi gerektiğini bize ifade ediyor. 600 bine yakın işte hocalarım söylüyor. Bir riskli yapı stoğuyla İstanbul karşı karşıya, doğru bilimsel olarak. Bunların da 300 binini hızla yenilememiz gerekiyor. Niye? İnsanlarımız bu tost olmayacak, ayakta kalacak, deprem anında da işte şey yapmayacak, yapılarda hayatlarını sürdürebilsin diye. Yani biz Sinan'ın, değil mi, 550'ye yakın eseri var, hocam daha iyi bilir. Ve bunların hepsi 500 yıldır ayakta, 500 küsür yıldır ayakta. Yani bakın, yani taş, mermer, o günkü mühendislik uygulamaları, mimarlık sanatıyla bunları yapmışlar, başarmışlar. Ecdat bunu başarmış. Yani biz bugünkü birikimimizle, bugünkü insan kaynağı zenginliği ve birikimimizle, yani yaptığımız yapıların altında kalıyoruz. 50 yıl önce yaptığımız yapıları yıkıyoruz. Bir yerde yanlış yapıyoruz. Yani bu tasarım, dizayn, fen ve sanat kurallarına uyumsuzluk ya da yasa yönetmelik mevzuattaki sıkıntılar. Ama bizim buradan çıkmamız lazım. Yani bizim yeni bir işaret fişeğiyle yepyeni bir şehircilik modelini, biraz önce hocam
isimlerini verdi. Çok güzel insanlarla çalıştık dedi. Hakikaten değil mi? Saygın evet. Mimarlarımız o dönem şeyi de yaptınız hocam onlarla siz. İstanbul neyse aklıma gelmedi. Hocam yani, neyi yapmadı ki? Ulaştırma ne böyle? Hepsinin başındaydı. Hayır hocam. Yani çok yani, güzel örnekler var. Hocalar yeni çok derin hocalar. Yeni modellerle üç ilgili boyutlu hocalar. Karşımdaki hocalar. Ben bir örnek evet. vereyim. Ben bir örnek vereyim. Bu çarpıcı bir örnek olsun. Kızılay İstanbul'da il başkanı olarak deprem günü biz hemen sabah askeri uçakla Maraş'a gittik. Büyük bir yıkım ve afetle karşı karşıya olan şehirlerimizi görünce yıkıldık. Çöktük yani. Yani şey olarak çöktük yani. Yani biz oraya gıda ve insani yardım malzemeleri vesaire işte birçok şeyi taşıyoruz İstanbul'un kapasite ve gücünü bölgeye. Ama orada bir mühendis olarak da binaları inceliyoruz. Yani bu bizim ayıbımız. Yani biz bu değişim ve dönüşümleri yapmak zorundayız. Yani krizi değil biz artık riski yönetmek zorundayız şehirlerimizde. Evet. Yani bu noktada hükümetimizin, devletimizin hakikaten TOKİ ile mesela o da bizim büyük bir gurur kaynağımız. Hepsi ayakta. 145 bin yapı, işte tünel kanıp, radye temel, ciddi mühendislik uygulamalarıyla hepsi ayakta. Yani demek ki bir işi fen ve sanat kurallarına uygun yaptığınızda varsınız ve geleceğe yürüyorsunuz. Ama bir işi de işte ucundan böyle tutarak biraz önce hocam bizim büyükşehire pas attı. Ben aslında o konulara girmek istiyorum biraz. Yani ulaşım, verayeli sistem ve metrolarda gireceğiz. İkinci bölümde gireceğiz başta. Yani ama buna dayanamadım. Şunu söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Bunu en azından bu arada çok güzel bir slayt hazırlamışsınız. Teşekkür ederim. İlk kez söz meydanında farklı bir slayt yayınlayacağım. Kendi yapmadığım bir slayt yayınlayacağım. Şimdi ikinci bölümde yayınlayacağız. İBB'nin metro manipülasyonu ile ilgili. Evet. Ben büyükşehir meclis üyesi de olduğum için hani datayı alayım geleyim dedim. Bakın performans kitabı sayfa 52'de yani bunlar resmi veriler yani onu söylemeye çalışıyorum. 2022'de 2.65 kendi dönemlerinde yaptığı şeyleri söylüyoruz. Ne bu? Yapımına başlanacak raylı sistem uzunluğu 2.65 1100 kilometre. Yönetmenim, 2023'te bu sıfır. Bir numara mıydı Sayın Başkanım? Yok o yok burada. O slaytta yok. Yani bunu hocam söyleyince oradan bakın aldım, 2024'te tamam. 45.11'i tamamlayacağız diyor. Kilometre olarak söylüyorum 2045'te. Ben bunları. 2024 yılında yani bunu yapacağını beyan ediyor. Ama biraz önce hocamın söylediği gibi algı, manipülasyon ve şovla bir şehrin geleceğini inşa edemezsiniz. Bunlar resmi veriler. Yani bir de şunu da ben söyleyeyim. Bakın İBB'nin metro beceriksizliği ile ilgili bunu alabiliyor mu kamera? Alamıyor. Alamaz o. Çok alamaz. Güzel. Peki şöyle. Hocam şöyle bir bakar mısınız? Yani bu kitapçıktan alınma. Yani bunlar. Yani direkt İBB'nin kendi kitabı. Performans kitabı. Burada yani, meclis üyesi olduğu için bize bu bilgileri getiriyor. Gerçekleşme hepsi sıfır yazıyor. Sıfır. Hedef 45 yazmış. Ama gerçekleşmeye bakacağız. Yani bunlar peki bunu niye yayınlar? Yani bunlar mecburen yayınlamak mecburiyetinde. Halk anlamıyor, bakmıyor diye mi yayınlıyor? Halk bunu bulamaz ki burada meclis üyesi. Bu dataları tabii vatandaş bilmez. Yok, kendisi asmış zaten. Vatandaş yani. İşte 10 yere, her yere metro muydu hocam sizin sloganınız? Her yere. Her yere metro. Şimdi biz her yere metro. Tabii bunlara gireceğiz ama. Her yere metro, her yerde metro. Her yerde metro, her yere metro. 1100 eşittir 1100 kilometre bugün bitmiş olması lazım. Bugün bitmiş olması çünkü lazım. Her geçen gün talep var. Mal oldu bize? Yani İstanbul geri sardı. İnsanların hayatı zindan oldu. İnsanlar Doğu Asya ve Avrupa arasındaki iletişimini, hareket kabiliyetini ya bu ticareti de engelliyor. Yani insanların kültür, sanat etkinliklerine gitmesini de engelliyor. Yani bu insanların buluşmasını da engelliyor. Evet. Bu aslında bütün ekosistemi alt üst ediyor. Yani siz hareketsiz kalınca, mobilizasyon ortadan kalkınca gitmiyorsunuz yani. Gidemiyorsunuz. Yani 2 saat gidiş diyorsun, 2 saat geliş, 4 saat ben oturayım diyorsunuz. Mahkum oluyorsunuz yani. Yani
Bu İstanbul'a yakışmıyor. Bu kesinlikle sürdürülebilir bir geleceği İstanbul için. Yani bizim ticaretimizin, değil mi, nüfusumuzun çok önemli bir kısmını besleyen, gelirin %45'ini üreten bir şehir İstanbul. Hocam dedi işte nüfus 20 milyona dayanıyor İstanbul'da yani. Yani bu şehir dinamik bir şehir olması lazım. Bu yaşayan bir şehir olması lazım. Ya da herkes için şehir diyeceğimiz bir ana şey içerisinde bunun güçlü bir şekilde beslenmesi lazım. Evet. Yani umudu, geleceğe, Türkiye'nin kalkınma birbirine reflekslerine olan inancı, mutluluğu, barışı, esenliği besleyecek olan bizim şehirlerimiz bu. Yani hocam söyledi işte, yani kadimden gelen bir geleneğe ve geleceğe inşa edeceğimiz, gelecek nesilleri de taşıyacağımız bu şehri insanı merkeze alan, ama yani hocam ona çok güzel bir motto koydu. Doğru, insanımızı merkeze alacağız. Değer odaklı. Tabii ki hocamın dediği gibi çevreyi mutlaka bunun bir, çünkü nefes alacağımız mekansal alanlara da ihtiyacımız var. Hepsini harmanlayacağımız bir yapı, inşallah buna da az kaldı diyoruz. Yeni bir değişim ve dönüşümü, dirilişi işaret fişeğine hep beraber atacağız. Bütün İstanbullular aşkla buna destek vereceğine ben inanıyorum. Yeniden hizmetler devam etsin diyecekler. Yeniden bu çalışma dönemine, işte hocalarımın, ya bakın ben bir deprem mühendisiyim. 94 yılında Tayyip Bey söyledi, biz başladık dedi çalışmaya. O zaman daha deprem meprem yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zemin ve deprem müdürlüğü kuruluyor. 94, daha 99 depremi olmamış. Hocam ne dedi? Bak, bütün akademisyenleri üniversitelerden topladı. Her dalda. Allah razı olsun. İTÜ'den, Yıldız'dan, ben bizzat şahidiyim. Yani 35 yıllık bir mühendisim. Yetiştim o dönemleri. Biliyorum çünkü oraların nasıl kurulduğunu. Ya bu bizim gururumuz ya. Ya bu ufku, geleceğe, riski yönetmek. Ya bunu şey olsun diye söylemiyorum. Yani bir mühendis olarak söylüyorum. Yani bu içselleştirdiğim zaman... Ya vaat etmek değil, yapmak işte hocamın dediği gibi. Yani esas olan aşkla bu işleri hayata geçirmek. Evet. İnşallah o geleneğe İstanbul yeniden inşa eder. Hep birlikte inşa ederiz. Millet rahat bir nefes alır. Herkesin de hayır duasını i̇nşallah alırız. İnşallah Sayın Başkan, inşallah. Bu arada şehitlerimize de bir Allah'tan rahmeti hep beraber dilemiş olalım. Evet, bir Fatiha inşallah. Hatıralar önünde de saygıyla eğiliyoruz. Saygıyla eğiliyoruz efendim. Şimdi... Mustafa Hocam bana dedi ki, belki yaşınız şeydir ama ben o dönemleri böyle iliklerimi işteye geçirdim. Benim yaşım da az değil hocam, şimdi söylemeyeyim. Siz olsa olsa o zaman üniversitede Tayyip Bey'in belediye. Üniversitede değildim ama lisenin son sınıflarındaydım. Yani üniversitede olsaydınız orada bir şanslı var, belediye bursundan yararlanabilirdim. biz de hemen ondan sonra kaldırdılar, bir de öyle bir şey. Ona bile dava açtılar hocam ondan sonra. Dava açtılar. Yani siz verdiniz o zaman, tabii, çocuklara tabii. Burs verdiniz. Ne kadar önemli. Yargıya taşıdılar. Şeysiz yani. Hiç evet. İhtiyacı olanlar. Tabii aldılar. Görüşü ne olursa olsun. Düşünün yani iktidarın... Ben geçen bir yere gittim, hocayım ya, bir çok yerde öğrencim çıkıyor. Urfa'da benim öğrenci yol müdürü. Ben diyor üniversitede o burs olmasaydı üniversiteyi okuyamazdım. Evet. Ya şimdi çok önemli o dönemde burs almak. Yani ben üniversite yıllarını falan hatırlıyorum. Ufacık bir kuruşa bile tabii ihtiyacınız canım. Oluyor. Yani sonuçta babanız çiftçi, hayvancılıkla uğraşıyor. Hangimizin babası hani Anadolu'dan gelmedi ki mesela, ya da Anadolu olmadı ki. Çoğu Anadolu'dan geliyor buraya mesela. Çocuklarımız öyle, şu anda bile var yani. Çay ve simit parası oldu bir öğrencinin işi. işte, olay o. Ya bazen de simit yesem diyorsunuz, otobüse binemeyeceğim. Vallahi otobüse, yürürdük biz İstanbul versine çıkar öyle yürürdük. Şimdi çok güzel yere gidiyor program. Sevgili İzle'ye kısa bir ara vereceğiz ama hep böyle değil, eleştireceğimiz yerler de olacak. Şimdi mesela biraz önce Sayın Başkanım dedi ki çok güzel, çok iyi yapıyoruz. Gerçekten güzel yapıyoruz. Temelleri güzel atıyoruz ama yukarı insanlıkla alakalı... Onları yükseltirken de insanların arasını mı açıyoruz? Şehir böyle mi olmalı? Biraz onun üzerinde duracağız. Profesör Doktor Ali Osman Öncel özellikle bir şey sordum. Bir soru sordum bir programda. Şöyle dedim ki yani Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, Güneydoğu Anadolu fay hattı, Doğu, Batı hepsi çok güzel. Hayvancılığın alası orada, tarımcılığın alası orada, ağır sanayinin hepsi orada. En güzel menbaalar orada, yeşillik orada, işte her şey orada bitiyor. Ama evleri de oraya yapmışız.
biz mi depreme gidiyoruz, deprem mi bize geliyor dediğimde Profesör Doktor Ali Osman Öncel hocamızın kulakları çınlasın. O da deprem sakınımlarını hazırlayan hocamız, Allah razı olsun. Dedi ki bu konuyu yeniden irdelememiz lazım. Akademik bir çalışma bu dedi. Yani biz mi depreme gidiyoruz, deprem mi bize geliyor? Sevgili izleyiciler, aradan sonra devam edeceğiz. Çok önemli, bizden ayrılmayın. Efendim, kaldığımız yerden söz meydanına devam ediyoruz ama ekranını yeni açan izleyicilerimiz için bir daha ben konuklarımı özellikle arz etmek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, çok önemli bir isim. Bugün bizimle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski başkanı ama duayen bir siyasetçi kendisi Kadem Ekşi. Hoş geldiniz tekrar. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Doğan. Eyvallah. Yine İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Ömer Adil Atasoy bizimle. Evet, çok önemli bir yerde kaldık. Dikey yapıdan bahsettik. Biraz dikey yapı bizim kadim geleneğimize uygun mu değil mi? Biraz sonra Sayın Başkan'a, Kadem Ekşi'ye özellikle soracağım ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum sevgili izleyiciler. 1918 Avrupa'da ilk daire yapılıyor, apartman yapıyor. Apartmanlarda daireler yapılıyor ve kupe kardeşler yapıyor bunu. Yine bir müteahhit babanın oğlu bunlar ve bunların elinden o apartman alınıyor. Yani lisans alınıyor. Niye alınıyor? Diyor ki tam istediğimiz projeyi yaptı. Nasıl yani diyorlar. Biz bu projeyi alacağız, insanları bir araya getireceğiz. Ne olacak sonra? İnsanları biz yönetemiyoruz dağınık oldukları zaman. Bir araya getireceğiz. Mezhepsiz, medeniyetsiz, cinsiyetsiz, etnik kökensiz ve kaos aslında oluşturulan apartmanlar olacak. Bu şekilde bir açıklama yapıyorlar ve o lisansı ellerinden alıyorlar. Ve bizim insanlarımız, beyaz yakalılar burayı yönetecek diyorlar ve yönetmeye başlıyorlar. Sonra mega şehirler oluşturuluyor. Kaos üretilen aslında o dikey yapılarda kaos, birbirini tanımayan insanlar bir araya geliyor. Hatta yıllarca kalıyorlar ama birbirini tanımıyorlar. Ben 4 yıl 5 yıl kalmıştım bir yerde. En son bir komşu geldi, bir bilgisayar getirdi bana. Ya bilgisayardan anlar mısın bunu, tamir edebilir misin? Ya ederdim ama dedim. Ben bugün şu anda taşınıyorum, bak içeriden eşyaları götürüyorum. 5 yıldır neredesiniz siz gerçekten, sahi? Niye, nasıl bir komşuluk bu? Siz bana gelmediğiniz için ben de size giremedim. Çünkü önce oraya taşınana gidilir, öyle değil mi falan dedim. Özür diledi, ben özür diledim, oradan ayrıldık. Ama 5 yıl sonra ben komşumla tanışmıştım. Şimdi niye bunun altını çiziyorum? Şu yüzden altını çiziyorum. 1928'de bir meslektaşımız çok önemli bir manşet atıyor. Diyor ki, apartmanlar çıktı, evlere rağbet kalmadı diyor. Aslında ev nedir? Güvenliktir. Ev nedir? Kültürdür, gelenektir. Ev nedir? Deprem olduğunda bile pencerenizden bahçenize atlarsınız, kafanızın yarılır ama hayatta kaldığınız yerdir. Güvenli yerdir. Ama apartman öyle değil mi? En son Fikirtepe'de bir tane büyük bir bina yandı aşağıdan yukarıya. Kimse dışarı çıkamadı. Daha yeni yapılmıştı. Ki siz mühendissiniz. Yine Mimar ve Mühendisler Odası grubundasınız da zaten biliyorsunuz yapılıyı. Ama biz bu işin altından nasıl kalkacağız? Yine çözüm de sizde, soru işaretlerimizi giderecek zihin de sizde. Şöyle tabii, yani İstanbul Doğu Batı aksında artık sıkışmış. Su havzalarını tehdit eden kuzeye doğru obez bir büyüme istidadı var. Ya kolay değil yani bu kadar insanı bir yerde barındıracaksınız ve güvenli yaşam alanları, işte su ulaşım gibi problemlerini çözerek sürdürmelerini isteyeceksiniz. Yani hocam açarken bahsi sur içinden büyümeye doğru başlayınca orada bir noktaya değindi. İstanbul'a işte girişlerle ilgili veya İstanbul'un bu nüfus yoğunluğuyla ilgili ne yapabiliriz diye. Bugün İstanbul ama hocam bahseder ondan biraz geriye, tersine göç veriyor yani. Bir 400 bin gibi bir rakam var. Tersine göç. Yani Anadolu'ya bir geri dönüş. Depremden sonra daha eksik. Yani pandemi, deprem, hani bu tür etkiler insanları farklı, daha sadelik ve tevazu içinde hayatlarını sürdürebilecekleri alanlara doğru yöneltmiş durumda. İyi de etmişler yani. Yani ya da hayatlarını sürdürebileceğini mi anladılar? O ya şöyle tabii, ya, taşı toprağı altın diye insanlar İstanbul'a işte
tren vagonlarıyla geldiler. Haydarpaşa'da indiler. Karşısında muhteşem değil mi? İstanbul silüetiyle karşı karşıya kaldılar. Bu onları büyüledi, insanları büyüledi yani. Bir şekilde etkilendi, herkes etkilendi. Ve bu göç hareketi şehirlerde yasa dışı, kaçak ve düzensiz yapı stoğunu işte biraz önce gösterdiğiniz gibi oluşturdu. Buralar daha sonra mülkiyet alanları işte imar planlarıyla, tapu ve mülkiyet problemleriyle büyüdü büyüdü. Bugünkü şehir haline dönüştü. Yani şu, bugünkü gıda ve arz güvenliği ile ilgili şehirlerimizin çok büyük bir stratejik anlamda sorunu var. Sizin ifade etmiş olduğunuz güvenlikle ilgili ciddi sorunlar var. Yani bugün binalardaki güvenlikle, değil mi, yatay şehirleşme diye ifade edebileceğimiz bahçeli nizam yapılarda bu farklı. Yani ama şu, bu insanlar artık tamamen İstanbul'da bir yatay şehirciliği inşa etmemiz ne kadar mümkün? Yani yeni sıfır alanlarda ya da dönüşüm alanlarında bunu öncelesek dahi yine belirli bir kat yüksekliğiyle ancak bu insanların konsolide olabileceği, barınabileceği mekansal alanları düzenleyebiliyoruz. Çünkü hakikaten 20 milyona yakın insanın sirkülü olduğu bir alandan bahsediyoruz yani. Su havzalarını tehdit etmeyeceksiniz. İşte yaşam alanlarında sosyal donat alanlarını bırakacaksınız. İnsanlar evlerinde hapis. Anneler, çocuklar yeşil alanlara ulaşmak istiyorlar. Belki kamulaştırarak onlara yeni alanlar açacaksınız. Yani bu düzenleri yapmazsak sosyolojik olarak toplum hasta olur zaten. Yani onları mutlu, huzurlu yuvam diyebileceği bir kutucuklar içerisine değil, sizin dediğiniz gibi üst üste kutucuk. Yani bu model sakat bir model. Yani biz insanlara, bakın, TOKİ'nin, çok eleştirdik TOKİ'yi belki ama TOKİ son dönemde çok özgün projeler yaptı. Şehirlerin yerel malzemelerini, yerel mimarisini öne çıkararak çok örnek projeler yaptı. Yani bu şey döneminde başladı aşağı yukarı. Ergün Turan döneminde, bizim Fatih Belediye Başkanımız döneminde başladı. O dönemden sonra bu estetik, ergonomik çok önemli çalışmaları hakikaten örnek şehircilik, emlak konut, TOKİ bu konuda önder oldu yani şu andaki imar ve şehircilik hareketlerine. Bu bizim bir artımız. Mevcut yapı içerisinde de biraz önce söyledik, yani siz oraya dokunmamızı istiyorsunuz. Peki, dokunalım. Tabii ki çok katlı mühendislik yapılarıyla bir geleceği inşa edemezsiniz. Doğru. Yani o şeddati, insanları ezen, ben ona ötekileştiren diyorum. Çünkü şöyle de bir sorun var orada. Yani orada toplum sosyal barışını inşa edemezsiniz. Yani farklı bir statüyle bir yerde olduğunu düşünen ve onun bir mahallenin ortasında işte bir tane 40 katlı bir bina yapıyorsunuz. Etrafını ihata duvarlarıyla çeviriyorsunuz. Geride daha az yoğunluklu bir alan var. Yani o iki şey arasında ilişki de yok. Yani bir sosyal ilişki de kuramıyorsunuz. Ne oluyor? Ayırıyorsunuz. Bir resmen böyle bir ayırma işlemi diyorum ben ona. O insanlar bir yerde de bir araya gelemiyorlar. Yani artık bir şey de kuramıyorlar. Sizin dediğiniz gibi o komşuluk ilişkilerini de artık ihdas edecek bir alanları yok. Belki asansörlerde birbirlerini bile görmüyorlar yani. Konuşmuyorlar. Tabii ki yani o monoton, mekanik bir yaşam biçimi dayatıyor insanlara. Bu doğru değil. Siz söylemiştiniz hocam, yani downtown dediniz, bazı merkezler olabilir. Evet. Merkezi iş alanları kapsamında bunlar çok katlı mühendislik yapılar olarak dizayn edebilir. Belli bölgelerde bunlar tabii ki olabilir. Yani finansman işte ve diğer
iş organizasyonları için olması gereken şeyler yapılır. Ama yaşam alanları, konut ve yaşam alanlarının daha yatay, daha insan ölçekli olması hakikaten önemli. Bu konuda da mesafeler alınıyor. Özellikle deprem bölgesinde, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu yatay şehirleşme, hatta onu çok güzel, nekrofil, ölü şehirler değil dedi. Biz yaşayan şehirleri inşa edeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, çok önemliydi bence. Bu hakikaten tam bir şeydi yani, bana göre sizin dediğiniz manifestoydu. O evet, işaret fişeğini attıktan sonra da bunun altını biz hızla doldurmaya başladık. Başarılı olduğumuz yönler var ama bugünkü fiziki haliyle gerideyiz. Daha yapacak çok işimiz var. Dokunmamız gereken 956 mahallede öncelikle riski yapılar ama bunların dönüşümleri, değişim süreçleri, işte bu dediğimiz şeyi inşa edecek şekilde olması lazım. Yani yeknesak değil, ada bazında biraz daha yatay, hocamın da ifade etmiş olduğu bizim kendi kültür ve medeniyet değerlerimizi önceleyen, bu da çok önemli. Yani bu, bunu buradan koptuğunuz zaman yani Dua Tepe mi dediniz hocam siz? Evet, evet. Dua Tepe'de cami yok. Semtin adı Dua Tepe. Evet. Yani böyle bir yaşayan şehri inşa edemezsiniz yani. Yani önce ruh, çelişiyor, aidiyet, kimlik ve geleneğe kuşatacak, onu kapsayacak bir kurguyu bizim şehirlerimizde inşa etmemiz lazım. Yani gençlerimizin sağlıklı, mutlu, huzurlu olabileceği alanları düzenlerken bu kavramları asla göz ardı etmeyelim. Evet, ben çok konuştum. Estağfurullah. Yok, estağfurullah hocam. Evet. Şimdi aslında ben birçok soru hazırladım kafamda. Yani ben öyle kafamda özellikle belirli bir anda soruyorum. Doğaçlamayı seviyorum. Ama şimdi şeye baktığımızda Mustafa Hocam, gerçekten Sayın Başkan da önemli açıklamalar yaptı. En önemlisi şu, yatay şehirleri bir kere inşa etmemiz gerektiği ve kadim kültürümüzle birleştirmemiz gerektiği düsturu, ki çok önemli bence de. Bu minvalden baktığımızda gerçekten insanlar da birbirleriyle barışacak, şehirler de birbirleriyle barışacak ve geleceğe daha emin adımlarla atacağız. Bir şeyin altını çizmek istiyorum, özellikle kendi araştırmam. Nerede bir rezidans yapmışsak mesela, kendi benliğinden, kültüründen, akademik anlamda çalışmalarından, diğer taraftan kadim düsturundan, 2000 yıllık devlet aklından uzaklaşan toplum maalesef AK Parti'yi seçmemiş. Yani yüksek olan rezistanslarda oyu düşüyor. Neden? Biraz önce özellikle altını çizdim. Bir yerde bir proje var ve bu proje satın alınıyor ve o milletlere, o toplumlara uygulanıyor. Mezhepsiz, kimliksiz, etnik kökensiz ve aidiyeti belli olmayan kaos üretilen aslında taş yığınları haline dönüşüyor. Buradan kadim medeniyet öncelenir mi? Buradan gelenek görenek öncelenir mi? Buradan manevi değerler öncelenir mi? Buradan komşuluk değerleri çıkar mı? Çıkmaz. Maalesef çıkmıyor. Bu anlamda ben başlıkları toparlayacağım. Bir 20 dakika vereceğim size. Bu ya da 15 dakika gibi yapalım. Son 5 dakikayı da görüş ve önerilerle bitirelim. Mesela doğayla uyumlu şehir nasıl olmalı? Mesela ulaşım ve insan bağlantısını nasıl ayarlamalıyız ki sizin alanınız? Depremlerle hazırlıklı şehirler, ilk söylediğimde aklınıza ne geliyor? Mesela Kahramanmaraş, Elbistan, bizim diye pazarcık ciğerimizi dağladı. Böyle bir manzarayla sizin gittiniz, gördünüz orada. Biz buradan haberlerini verdik. Veremedik haberler. Yani haber veremedik yani işin açıkçası. Ve en önemlisi, geleceği bu düsturlarla nasıl şekillendireceğiz? Nasıl harmanlarsınız 15 dakikada? Şöyle söyleyeyim bir kere. Yani o bahsettiğim birinci konuşmamda Tayyip Bey'in başkanlığında tarihçi, sosyolog, mimar, şehir plancı, işte ismini unuttum, çok değerli hocalar var mesela. Nevzat Koru, geçen birinci konuşmamda söylememiştim yine, ilahiyatçı, sosyoloğu. İstanbul'un tarihi ve kültürü kimliğinde İstanbul nasıl bir kimlikle gelişecek, nasıl bir planlama yapalım, buradaki evlerin mimarisinden komşuluk ilişkilerine kadar ve şehrin, bu dünya şehri İstanbul'un kimliğine uygun gelişmesine kadar
Oradaki ben bir doçenttim o zaman. O değerli hocalarımızdan her en fazla 2 haftada bir saatlerce yapılan toplantılardan ya bir doktora tezi yapacak kadar ilave çok bilgi sahibi olduğumu söylemek isterim. Ha bunun uygulaması peki diyeceksiniz bu kadar veya siz söylemezseniz izleyenler bunları yaptınız ne oldu? O zaman belediyenin zaten merkezi idare belediyenin her yaptığını Ankara'da bunu asla kabul etmediğini daha öncekilerde söyledim. Bir de bu sadece bu belediyecilikle bir belediye başkanının yapacağı işler değil ama o gün bu konuları el atması ki sağ olsun Kadem Bey de depremle ilgili çalışmaları daha detaylandırdı. Burada yani bu şehri kimliksiz geliştiğini görüyoruz. İşte bir tarafta yüksek binalar, bir tarafta gecekondular. O ki yüksek binalara baktığınız zaman ben kendi alanımda bir bakıyordum. Allah Allah bu kadar yüksek bina var, bir dar bir yol var, altta metro yok. Bunlar nasıl oluyor? Bir ulaşım raporu yaptırıyorlar. Ulaşım raporunu birisi yapıyor işte bir uzman. Yani İstanbul'un da bugünkü metrosunu yani o günkü yıllarda bu kadar metro varmış gibi teorik değerlendiriyor. Bunun hiçbir yükü yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani burada bunu eleştirenler İstanbul'un bu konularda yeri geldiğinde eleştiren, en ağır eleştiren hocalar, raporlar yazan, olumsuz raporlar. Ulan birçoğunun bu şekildeki İstanbul'un şekilsiz büyümesinde katkıları var olumsuzlukta, raporlardaki imzada. Ben bu konularda en fazla etkilendiğim yüzyılın depreminde bir TÜBİTAK projesi olarak bölgede çalışma yaptık. Yani arazi çalışması, yolla yıkılan binalar arasındaki ilişki. Yani burada şunu gördük ki o yıkılan katlı binalar yolu kapatmış. Evet. Yolu kapatınca bina yıkılmış, arama kurtarma çalışması gelemiyor. Ekip ekipman gelemiyor, ambulans gelemiyor. Hani biz imar koşullarında komşu mesafesi, yol, kaldırım genişliği bunları tespit ederken, bunları belirlerken imar planında bunun ne kadar önemli olduğunu o depremde gözlerimizle gördüğümüz zaman o insanlara belki bir dakika önce ulaşmamız ne kadar önemli bu vesileyle 50 binin üzerindeki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ya koskoca devlet yolunu kapatmış. Malatya'da mesela Malatya Elazığ yolunu kapatmış binalar ve birdeki orantısızlığa bakın. 5 katlı bir bina diyelim bir caddede. 5 katlı da bina diğer tarafta 15 metre eder. Yol 5 metre 6 metre. Nasıl bu yol hizmet verecek? Buradan acayip bir yani bu İstanbul'a geldiğimde o araştırmamızı yapıp birçok deprem şehri için o yüzyılın depreminde bunları bir bilgi belge haline getirip ondan sonra İstanbul'daki o binalara bir bakıyorum bir inşaat mühendisiyim. Yani yılları bir kere 20 yılın üstündeki binalar var. Burada deprem yönetmeliğinden önce yapılmış birçok malzeme yönünden biraz önce çiçeklik örneğini söyledik. Yani sonuçta o binalar İstanbul'un o dar sokaklarında nasıl olacak? O açıdan yani bugün o İstanbul'un yani yeni seçiminde en önemli şey işte 1,5 milyon bina değil yalnız 1,5 milyon konut, 1,5 milyon bağımsız bina. Bu arada bunun en az 600 bini bir acil dönüşmesi lazım. Ya biz bunu eğer dönüştüremezsek ben burada belirlenen evet ben İstanbul'da bunu düşünemiyorum nasıl olacağını. Şimdi dikey mimari diyoruz, yatay mimari diyoruz. Ya bırakın estetiği bir tarafa ne kadar çok kat sayısı fazla olursa deprem anındaki getireceği zarar sadece içindekileri Allah korusun hayatını kaybetmeyecek. Yani kurtarma damarlarını kapatacak bir. İkincisi de ne kadar çok katlı olursa yapacağınız bir proje hatası, bir teknik hata, bir herhangi bir malzeme hatası, bir zemin burada affedici değil yani. O zaman yani bu deprem anında vereceği hasar çok fazla. Halbuki daha az katlı bir binada bunun vereceği hasar az. Dolayısıyla yani estetik yönden çok çok önemli. Nefes alabilmemiz açısından çok çok önemli. Yollarla ilişki açısından
trafik tıkanıklığı açısından, ulaşım açısından çok çok önemli. Ama bunların dışında da dediğim gibi bir deprem anındaki pozisyonda ben bu zamana kadar hem ulaştırma profesörüyüm işte, hem inşaat mühendisiyim. Yani bu depremdeki binaların yıkılmasındaki yol etkisini açık itiraf edilmiş konu etmemiştim. Yolları kapatacağını. Ya bu yollar kapandığı zaman ne olur? Bir de bizi eleştirenler, ya bunlar bu kadar bu yollar yaptılar, bunların getirisi ne? Bunu da hiç ben girmem. Yani gelin ben size bunun üretime katkısını, yatırıma katkısını rakamlarla açıklayabiliriz ama buna da gerek yok. Yolu kullananlara zaman yönden kazancı, İşte efendim yakıt yönünden kazancı, emisyon yönü, bunlara da yemem. Ya can kurtarıyor, can. Yani o yollar mesela havaalanları hizmet verince, ana yollar hizmet verince havaalanlarıyla o depremin en büyük etki gösterdiği bölgelere ne kadar kolay ulaşırsanız o kadar çok insan kurtarırsınız. Ne kadar kısa zamanda ulaşırsanız hastaneye daha çabuk taşırsınız. Şehir hastaneleri işte o şehir hastaneleri de ayakta kalırsa inşaat mühendisliği yönden de çok çok önemli. Burada yine böyle bir olası deprem diyoruz. Sürekli bunu herkes söylüyor. Olası deprem derken de sanki olsun deprem der gibi diyoruz. Olası deprem. Yani, işte yani bunu burada bu da yanlış bence. Bunlar çok tartışılır yani. Yani. Bir de ben kalkmışım inşaat mühendisliğinde 70'li yıllarda teknik üniversitede öğrenciyim. Bugün kaç yıl geçmiş? Ben hala da orada olası diyorum. Yani artık bu kadar teknoloji ilerliyor. Hocam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin geçen bir haberini televizyonda izledim. Bak yapay zekayla deprem önceden bir tespit edilmesi lazım. Bir hoca diyor ki işte bu sene öbürü olacak olmayacak ama belli ki burada bir fay hattı var, bir diri fay hattı var. Olacak gibi bunun tedbirini almamız nedir? Kentsel dönüşümü bir an önce yapmak. Buradan size yine ilginizi çekecek bir şey söyleyeyim. Kadir Topbaş Bey ile bir Japonya seyahatimiz oldu. Yani benim de sağ olsun Allah gani rahmet etsin davet etti. Orada çok geliş yani ulaşımla ilgili birçok merkez gördük. Veri merkezi, bilgilerin toplanması, değişik sistemler. En son Tokyo Belediye Başkanı bizi davet etti. Tokyo Belediye Başkanı'nın şu lafını hiç unutamam. Dedi ki başkan inşallah dedi siz gitmeden bir deprem olur, bir büyük deprem. Hiçbir zarar görmediğinizi bizzat yaşayarak görürsünüz diye. O başkan ürperdi ya, bir İstanbul'da biz bunu nasıl söyleyebiliriz diye. Yani o çok heyecanlı bir insandı uçakta gelirken. Yani yan yanayız uçakta. Orada yolda konuşuyor. Şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız. Yani depreme karşı, ulaşıma karşı hassasiyeti oradaki yeni imkanları başkanın açıklamalarıyla katlanmıştı yani. Onu da dün gibi hatırlarım. Dolayısıyla şimdi biz şehircilikte şehirleri çok iyi planlamamız lazım. Şimdi denilebilir ki buradaki en azından iki değerli hocam der ki kardeşim biz şehirler planlanmış plansız şehri nasıl yapacağız? İşte burada o 1,5 milyon binanın dönüştürülmesinde rezerv alanlarda ve yerinde dönüşüm olacak. O rezerv alanlarda her şeyle mesela geçen bir televizyon kanalına doğrudan yerinde TOKİ'nin yaptığı inşaatlarda Esenler Belediyesi ile TOKİ'nin ortak bir çalışmasında yerinden canlı yayın yaptı. Bir bakıyorum sağlam binalar, yatay mimari, şok kat yok. Ya 4 ya 5 zemin artı 4. Sadece bunlar mı? Donatı alanı sizin başlığınız konunun yaşanabilir şey. Bakın çocuk için oyun alanı, eğitim alanı, yeşili, peyzajı. Tevfik Bey'in o projesine 4 defa dava açtı Büyükşehir Belediyesi. Geriatrik merkezi. Ya geriatrik merkezi yani bunun için sağlık merkezleri, istihdam alanları. Yani buradaki bir bakıyorsunuz sanki bir paftayı ya bir şeye gitmişiz üniversiteye. Bir hoca mimar, şehir plancı, ulaştırmacı paftalar hazırlamış. Onları görüyor. Ya yerinde bizzat oluşturmuş. Orada kullanılan kent mobilyası, peyzajıyla, yeşiliyle, donatı alanıyla, sağlık tesisiyle, istihdam alanlarıyla almış orada
bir şehir yapmış. İşte o şehirde nefes alınabilir. O şehirde yaşanır. O şehir sadece sizi deprem olduğu zaman depremden korumaz. Diğer alanlarda da yani siz mesela bugün emisyondaki en %50'si trafikten gelir. Siz mesela bir sağlığınız üzerinde bunun ne kadar etkisi olduğunu burada yani anlatsak belki bir program olur. Gürültünün insanın işitme organında, beyindeki etkisi Avrupa'da bir şehrin, dikkat edin bundan sonra gidenler etmemişse, bir köyden geçseniz 2000'a var gürültü perdesi koyar ki oradaki insanlar o trafiğin gürültüsünden istifade çok olumsuz etkilenmesin. Bak hocam 70 desibelin üzerinde olmaması lazım. 2000 aya yapıyor. Bizim şimdi orada bakıyorsunuz yeni oluşturulan şehirlerde yine Mehmet Özal Seki Bey'in yani bugünkü bakanımız, önceki bakanımızın yaptığı hizmetler ve bugün de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı adayı başkan olduğunda bunlar İstanbul'da da en kısa zamanda hissedileceğini hep beraber göreceğiz. Yani bu insanlarımıza sağlık yönünden sadece depremde değil, emisyondan, gürültüden, çocuklarımızın oynayacağı, çok kısa mesafede okuluna gideceği, birçok trafik yükünü ortadan kaldıracak, kendi içerisinde bu işi oluşturacak. Bakın ben mesela size şu anda İstanbul'daki çarpıklığı çok önemli bir anketimizden söyleyeyim. Pandemide yine valimiz, bugünkü bakanımızın başkanında 150 bin anket yaptık. İstanbul'un 39 ilçesi var. Trafiği üreten, çeken ki bu büyüklükte bir anket yok. En fazla 15 ilçe çıkıyor. 15 yani 39 ilçede 15. O 15 ilçenin yüküyle %90 oluyor. Halbuki İstanbul'un diğer ilçeleri var. Yani onlar ortalamayı %90'a düşürüyor. Yoksa İstanbul'da yani bu sıkışıklığı %100'ün üzerinde. Şimdi burada ne oluyor işte? Onlar niye trafiği oluşturuyor? Yine 2 gün önce bir televizyon kanalıyla Isparta Kule'deyiz. Tem'in kenarında. Ya kardeşim Tem ulus adı üstünde Avrupa otoyolu. Otoyol olmuş şehir içi yol, 3 şeritli yol. Bakıyorum Esenyurt tarafından geliyor durma noktasında. Zorlamalı akım, trafik durmuş. Ne bu? İşte o bizim anketlerime ilişkilendiriyorum. Oradan trafik üretiyor Esenyurt. Bahçeli evler var orada, Küçükçekmece var. Bunlar yani ulusal, uluslararası yollarımız şehir içi trafiğe hizmet veriyor. Durma nokta. Peki niye benim Esenyurt'taki kardeşim mesela kalkıyor, burada bilmem Beşiktaş'a çalışmaya gidiyor veya tersini yapıyor. İşte şehir planlamada önemli olan arazi kullanım kararlarını öyle alacaksınız ki dengeleyeceksiniz. İşte İstanbul'daki bu çarpıklığı bunun için ne kadar emek veriyoruz. Mesela Asya Avrupa arasındaki boğaz geçişleri toplam yolculukların payı %10 mertebe olarak izleyenlerin aklında kalsın diye 2 milyon yolculuk yapılıyor Avrupa Asya yakasına. Bak 15 Temmuz Köprüsü'nü yapmışız, tıkanmış. Getirmişiz buradan sonra rahmetli Özal zamanında Fatih Sultan yapmışız. Tıkanmış. Yavuz Sultan Selim yapmış. Ortasından demir yolu koymuşuz. Böyle bir şey yok. 4 şeritli Kuzey Marmara yolu 400 kilometre uzunluğunda dünyada yok böyle bir şey. O yetmemiş. Marmara yapmış mıyız? Avrasya yapmışız. Bugün Süper İstanbul Tüneli'ni yapacağız. Hepsi ne? O %10 2 milyon geçişler için. Ne? Bir taraf yatakhane olmuş, öbür taraf çalışma şeyi olmuş. Yani baştan şehri planlarken bu dengeler, arazi kullanımda dengeler bir hesaplansa, burada bu bilimden yararlanılsa, geçmişte, çok geçmişte bu vizyon kullanılsa bugün bu kadar yaptığımız masraflar azalır, şehirler daha yaşanabilir hale gelir. İşte bunun için de diyorum ki o deprem için yapacağımız yeni alanlarda yapacaklarımıza bu dengeleri burada sağlamamız evet, lazım. Başka ben mesela bazı şehirler görüyorum. Mesela Kayseri, Konya takdir ediyorum. Bakıyorum orada mesela baştan bir araştırıyoruz. Çok eski başkanlar bir şehir planlamayı öne çıkarmışlar. Çok geniş yollar yapmışlar. Kat yükseklikleri imar planlarında titiz davranmışlar.
ve yaşanabilir şehir gelen belediye başkanları da buna uygun olarak devam ettirmişler. Bu kadar, o kadar önemli ki. Siz bir şehre bakın, ben bir çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Bir şehrin çarpıklığını nereden anlarsınız? Ve herhangi bir yerden geçin. Üç tane binaya bakın. Hem bunun kat yüksekliğine bakın. Oradaki binaların giydirmesine, boyasına, sıvasına. Orada üçü de birbirinden farklıysa bu şehirde bir farklılık var. Başka bir yere gidin, bir tarihi şehre gidin. Baktığınız zaman aynen paftada gördüğünüz gibi, üç boyutlu bir paftada gördüğünüz gibi görürsünüz. Dolayısıyla bizim burada da demek ki şehir plancılara, mimarlara burada bu hassasiyeti gösterecek, eğitim açısından da bunlar çok çok önemli. Belediyelerle işbirliği sağlamalarına. Yani çok boyutları var ama bu çarpıklık geçmişte bir başladığı an devam ediyor. Bu işte vatandaşın temel ihtiyaçları ulaşımda, trafikte, suda, çevrede kendini gösteriyor. O zaman demek ki hani biraz önce yine değerli başkanım söyledi, ne kadar yıl önce ecdadın yaptığı binalar ne kadar deprem geçirmiş, ayakta duruyor. Bizim de bu yönlerde demek ki bundan sonraki şehirciliğe, 100 yılın depremini yaşamış bir ülke olarak 104 milyar 50 bin vatandaşımızı geri getirmemiz imkansız. Gerçekten acı çok büyük. Çok büyük bir bilanço. Ama burada normal olarak bundan sonra buradan hareketle bu binalarımızı şehirciliğin tüm kurallarına uyarak, insan kaynağından malzemeye, denetime, tekniğine, her şeyine uyarak bu şehirleri buna göre planlamak mecburiyetindeyiz. Şimdi 15 dakika olmadıysa daha hocam, çok var bende. Ben bir soru daha soracağım size de. Şimdi siz özellikle sizin döneminizde yollar var. Yolların kendinde betonlar yapılmış. Yani kesme betonlar var. Ve o betonlar arasında geçerken tabii oradaki erozyon olmasın, yola düşmesin diye kapatmışsınız. Orayı da çok güzel İstanbul Büyükşehir Belediyesi demiş yazmışsınız ve oralara çiçek koymuşsunuz. Çiçek, bildiğiniz canlı çiçek toprakla birlikte ki oradan akustikte ses o çarptığı tabii zaman. Çok önemli, onların akustiği perde gibi daha evet. Çok sürdümlüyor. Hem canlılık gösteriyor, hem göze hitap ediyor, hem ruhunuza hitap ediyor, hem de ses anlamında gürültü zihninizi ve beyninizi yormuyor. Şimdi yeni Şehremini geldi, görev aldı. İlk iş onları kaldırdı. Plastik filan bir şeyler yaptılar. Plastik etrafı. Ne o? Beton kaldı. Gidin bakın her taraf beton. Boyalar. Bunun nedenine bak. Şimdi aynı o zamanki desibeline gidip ölçelim. Nereden bakarsanız bakın %150 fark ediyor. O şeyi koyduğunuz için. Ya hocam öyle güzel şeyler söylüyorsun ki. Yani benim hafızamı acayip çalıştırıyorsun. Ama sizin zamanınızda yapılan şey sayın, onun için söylüyorum. Yani onun haricinde de, belediyenin haricinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan ya bu şeyleri rahatsız ediyor. Demiryolu kenarındaki vatandaşlar evet. Diyor ki demiryolundan gürültüden rahatsız oluyoruz. Binali Bey Ulaştırma Bakanı, Süleyman Karaman bugünkü Erzincan Milletvekili demiryolları. Hocam buraya bir gürültü perdesi, bir dizaynı, tasarımı yapalım diye. Ve bunu yapıyoruz. Sayın Başbakan'a sunuluyor. Hani diyor bunun peyzajı diyor ya. Peyzajı olur. Bundan sonra bizde de öyle bir heyecan oluşturuyor ki en iyi peyzajcılarla, bunun mühendisleriyle beraber bir peyzaj kataloğu hazırlıyoruz. Ondan sonra bunlar İzmir Menemen'de uygulanırken bir bakıyoruz gece 11'e doğru bir telefon, ya bu ne güzel bir hizmet diye vatandaş oradan teşekkür ediyor. Ve biz bunu mesela belediyede de, o günkü belediyede bakın bunlara el atılmış, merkezi idarede konuya girilmiş ve Çevre Bakanlığı o gün Avrupa Birliği ülkesi olsa kesin yani o desibelin üstünde aslında izin yok. Biz de yönetmelik çıkarmışız. O günkü Çevre Bakanımız kimse Allah razı olsun çıkmış ve bunun uygulaması için de bu perdeler ithal. Bugünkü Murat Kurum Bakanımız, şimdiki adayımız ve Özhas Ekim Bey'in de desteğiyle şimdi biz onu o heyecandan yerli ve millisini üretmişiz. Evet. İthal olunan şey. Şimdi bunun testleri için yerli ve milli bir üretim yapacağız. Ya bunları bir bilim insanı, bu işle ilgilenen insan nasıl heyecanlanır? İşte o bakanın size gösterdiği ilgiyle, başkanın size gösterdiği ilgiyle, Başbakanın gösterdiği ilgiyle heyecanınız artar, daha fazla şey yapmak istersiniz. Bu açıdan yani Türkiye'yi yöneten, yani gerçekten sadece böyle bir
çok teknik kişileriyle bu işi yapayım, işte o yapılanları ben bozayım değil, bilimin ışığında size motive ederek, heyecan vererek yöneticilere ihtiyacınız var. Bu başarıyı bir kere ben bugün bütün partilere, ülkenin yalnız hangi partilere? Ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olan partilere bunu öneririm. Bak siz buna göre bu anlayışla bir bakın, bir rol model alın. Yani sadece orada yapılanlar değil, o toplantılarda 15 saat oturacaksınız. O heyecanı vereceksiniz, paylaşacaksınız. Orada konuşulanları 2 ay, 3 ay sonraki oturumda bile yeri geldiğinde soracaksınız. Ne oldu o bahsettiğin laboratuvar sonucu, ne oldu? Bu işte başarı. Bu başarının... Evet. Anahtarı bunlardır. Yani evet. Onun haricinde siz kalkıp sadece bir farklı göstermek için kalkıp sizin o güzel, o emekle yapılmış, rahmetli Kadir Bey'in ne kadar emeği var, o duvarları yok ederseniz, peyzajını bilmem ne, bunun maliyeti şu deyip, ya bunun maliyeti insanın sağlığının daha üstünde bir maliyet yok. Bir canı yerine getiremezsiniz. Her şeyi telafi edersin. Bir araştırın ki o gürültünün, o emisyonun insanın sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel çalışmalar yapmışlar. Paraya dökmüşler. Kaç milyar olduğunu ortaya koymuş Avrupa'daki bilim insanları. Yani, insanı yani ben insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ne kadar güzel bir şey. Bunu yaşatsın. Herkes bunu der değil mi? İnsanı yaşat. Evet. Peki buna bağlı olmak için o şeyler, gürültü perdeleri sökülür mü? Sökülür. Bunun yerine getirdiğiniz ne? Karşılığını veriyor anladım, mu? Hadi onu anladım. Yani sonuçta çok... Arıtma tesisinden vazgeçilir mi? Ya pandemide arıtmalar çalışmadı. Bu hani denizlerdeki olan biliyorsunuz yoğunlaşma, o yosun müsilaj değil mi? Müsilaj. Evet, müsilaj, yanlış hatırlamayayım da. Müsilaj bunun ürünü işte elektrik sarfiyatı, şu sarfiyatı, bu sarfiyatı. Balık kalmadı bir demin denizlerde. Doğayı tabii bitirdiniz. Bir balıkçıya soruyorsun nasıl balık fiyatı, balık çok az deyince anlıyorsun ya da, ki yüksek. Ya da çok işte maliyet oluyor diye kanalizasyonları temizlemiyorsunuz. Giderler çalışmadığı için İstanbul su basıyor. İsraf diye temel atmama töreni yapan bir zihniyet var. Evet. Bak, bugün de bugünlerde Üsküdar'da galiba yine ileri biyolojik arıtma tesisiyle ilgili bir hazırlık ve temelden bahsediyor. Ya, gülüyorlar insanlar. Yani. Çengelköy'de bir şey evet. Var. Yani ben şunu anladım hocama şöyle bir katkımız olsun. Yani insanın geleceğe hırs, rant, tamah olamaz. Hocamın başlarken de söylediği güzel bir şey var. Biz düne saygı diyeceğiz, bugüne adalet diyeceğiz, geleceğe miras bırakacak bir yapıyı inşa edeceğiz ki şehirlerimizi sağlıklı ve sürdürülebilir bir noktaya doğru getirelim. Hep birlikte taşıyalım. Bir çok güzel bir şey, sağ olsun başkanım. Cumartesi günü bir açılışa gittim. Valide Sultan Camii'nin yanında bir imaret. Bu 1708 yılında yapılmış. Ondan sonra belli bir yıpranmalar olmuş tabii, o imaretin şeyi için bir yatırımcı almış. Restorasyon çalışmalarına başlarken Marmara inşaatından dolayı orayı kapatmışlar. Binayı da zarar görmesin diye askıya almışlar. Sonunda Marmara bitmiş. Binanın restorasyonu tamamlanmış. Cumartesi hizmete açılış. Şimdi bakıyorum, ecdadın 1708'de yaptığı işe bak. Bugünkü yönetim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmara gibi denizin 63 metre altından bir günde 700 bin şu sıralar geçiyor. 700 binin üzerinde yolcunun geçtiği bir sistemi getirmiş. Bu ecdat anıt esere bağlamış. Bu kadar iki eseri bir arada görüyorsunuz. O imaretin de normal olarak şey yapılması, restorasyonu aslına bağlı olarak burada yine 50 bin kişi yanlış hafızamda kalmadıysa oradan gıda desteği verilmiş. Evet. 1700'lü yıllarda bugün bu eserler bağlanmış. Ne diyoruz işte? Ecdadımıza verdiği o eserlere bugünkü imkanlar dahilinde yeni eserlerle birbirlerine birleştirmek, eskiyi korumak, yeni teknolojiyi getirmek,
yerli ve milli teknoloji artırmak, olay bu. Kadim medeniyetinizi teknoloji birleşimi, inovasyon aslında bir, evet, bir geçiş. O. Bunu buradan değerli hocalarımıza pas atalım, derinleştirelim. Oraya dönüyorum zaten de şimdi. Ama önemli olan şu, denizin dibinden 60 metre 63 altında. Metre, 63 evet. metre ama denizin suyu da katarsanız 106,5 metre. Tabii tabii, mesela şeyinki 106,5 metre, daha fazla. Metre Avrasya, Avrasya denizden 103-105 metre. 106,5 metre. İlk ben çektim orayı. Hocam bu arada da yani TBM'de şimdi yani rekabet oluşturdun. Denizin 63,5 metre altında Marmara Ayı'nın ilk açılışında o günkü dönemin bakanı Binali Yıldırım'ın davet ettiği tek Erzurumluyum ve orada fotoğrafım var. Ben de girdim. Tarihe, Batı yakası hikayesi, Doğu batı. Delinirken ben de çekimini yaptım. Teknoviya programında, teknoloji programında deliniyordu böyle. Sizinle beraber ya. Girdik herhalde ya, büyük bir ihtimal. Kesinlikle. TBM ne güzel çalışıyor. Biz de o TBM ve Mimar ve Mühendisler grubu olarak teknik bir gezi yapmıştık oraya. Muhteşem tabii yani. Evet. Hakikaten etkilenmiştik. Var olsunlar yani emeğe geçen yapanlardan herkese Allah teşekkür ediyoruz. İyi ki yapmışlar. Şimdi TBM yani. Nerede çalışıyor? 106,5 metrede çalışıyor. Nereden yönetiliyor? Ta uydudan yönetiliyor. Girdiği yer hesaplıyor, çıktığı yer hesaplıyor. Dokunmuyor. Hiçbir şekilde bir pilotu yok, bir yöneticisi yok. Bu uydudan nereden çıkacağını belirliyorsunuz. Şimdi nerede çalışacak biliyorsunuz değil mi? 3 katlı tüneli yapacak şimdi. Hay maşallah. Denizin altından bir tünel daha. İnşallah şu şehremini de raylı sistem, görevi tevdi ederiz size. 2 gidiş geliş karayolu. İnşallah. Yok, Ulaştırma Bakanlığımızın projesi. Ama işte belediyede olursa, belediyede olursa o zaman bazı belediyenin şu anda 5 yıldır durdurduğu 11 metroyla entegre olacak ya, evet. Entegrasyon çok kolaylaşır. Evet. Ama ben burada tabii bir özellikle bir eleştiride bulunayım efendim. Mesela basın kartlarıyla alakalı, eskiden geçiyordu, basın kartları geçiyordu. Artık mesela Ulaştırma Bakanlığı'nda basın kartları geçmiyor. Bir gazeteci olarak. Marmaray'da mı? Marmaray'da geçmiyor. O zaman şöyle bir çağrı da yapalım. Değerli Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey. Burada moderatörümüzün bu talebini size iletiyoruz. Ben de bütün meslektaşlarım adına bu isteği efendim, bu istekten bulunmuş olayım. Siz de ayrıyeten artık iletirsiniz Sayın Başkanım. Takibi edelim. Eyvallah, eyvallah. Efendim şimdi hemen geçelim. Çok önemli Süleyman Hocam, size özel bir soru sorayım ben. Şehremin'den bahsettik. Aslında projeler anlattı üstadlar. İşin duayenleri, yani işin içindeler. Yıllarca yönettiler İstanbul'u. İnşallah bundan sonra da yönetirler. Rabbim nasip eder. Şehremini diyoruz. Evet. Şehrin en emin olduğu insan. Artık emanetin verileceği insan. Geleceğe o insanıyla birlikte efendim orada yaşanabilir bir şehir oluşturarak taşıyacak insan. Nasıl olmalı diyelim hocam artık bu saatten sonra yani? Şimdi efendim ben sizin sorunuza... Ama şunu da söyleyeyim. Ya diyorlar ki Muhammed Minici yazıyorlar ya, hep böyle hep eleştiriyorsun falan. Hayır, ben eleştirmiyorum. İmamoğlu'nun güzel yaptığı şeyler de, anne kartı çıkarttı. Anne iyiliği önceledi. Anne kartı çıkarttı. Kızlarımızın, evlatlarımızın anne olma vasfıyla ilgili bir ilişkilendirdi. Güzel bir örnekti. Ama maalesef orada da anne kartları başkaları da kullanmaya başladı annelerin dışında. Orayı da eleştirelim yani. Yine eleştirdik yani. Evet. Kusura bakmayın ama şunu da söyleyelim. Çok güzel vaatleri vardı. Vaatlerini ben de destekledim en başta. Ama maalesef hiçbirini yapmadı, bitirmedi. %95'i gerçekleşmedi. Evet, %95'i gerçekleşti. %5'lik bir kısım. Evet. Gönül isterdi ki %65'ini, %70'ini bir gerçekleştirsin de biz de buradan bunu söyleyelim. Bakın güzel, söyledim. Yani biliyorsun. Anne kartı yapmış, söyledim. Keşke başkaları da kullanmasın. Şimdi efendim tabii bu millet, bu memleket için taş üstüne taş koyan takdir edilir. Elbette kim koymuşsa takdir ediyoruz. Bunu saygıyla anlatıyoruz. Şimdi 18. yüzyılın büyük şairi Nedim, Lale Devri ruhunu anlatır ve İstanbul için çok güzel bir şey, bir beytinde hepimizin bildiği belki de, bu şehri İstanbul ki bir müstü behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır diyor. Yani bir sengi dedi, bir taşına bütün acem mülkü, yekpare acem mülkü fedadır diyor. Yani bir bütün acem mülkü bir taşı bile etmez manası. Böyle bir şehirden bahsediyoruz bugün. İnsanı, mekanı, şehri ve İstanbul'u konuşuyoruz. Tabii İstanbul'u temsil edecek insan iyi temsil kabiliyeti olması lazım her yönüyle. Şimdi tabii biraz önce yapılan hizmetler, gerçekten dedik ya, takdire şayan çok hizmetler yapıldı. Bunu
Marmaraylar yapıldı, metrolar yapıldı, metrobüsler yapıldı efendim. Hatta şunu ben söyleyebilirim. Bundan 40 yıl önceki İstanbul'un trafiği bugünkü trafik ondan daha rahat diyebilirim. Yani yapılan hizmetlerle yani karşılaştırdığımız zaman. Mesela ben bir gazetede çalışıyordum 1987 yılında. Taksiyle gideceğim zaman Sultanahmet'te Küçük Ayasofya Camisi'nin yanında. İnanır mısın 45 dakikada zor gidiyordum. Yürüyerek 25 dakikada gidiyordum. Yani bazen eşyalar götürmek zorundayım. Şimdi mesela o imkanlar. Hatta ben şunu teklif ediyorum. Sur için tamamen vasıta bile alınmamalı. Yani tamamen toplu taşımalar kullanılmalı. Mesela Osmanlı şehirlerine baktığımızda bugün sur içi dediğimiz mekan o kadar çok rahat bir mekan ki. İstanbul malumunuz 3 devir var. Ama ben şurada sur içinde şunu eleştiriyorum. Yani affınıza sığınıyorum. İzleyenlerimizin de yöneticilerimizin de affına sığınıyorum. Hayalet bir şehir haline geldi sur içi. O ayrı bir mevzu. Şimdi akşam efendim. Akşamleyin kimse yok orada. Yaşayan kimse yok. Şimdi, ölü bir şehir haline şimdi geldi. Şöyle. Olmaması lazım. Böyle. Şimdi ben Mustafa Ilıcalı hocam da Yıldız Teknik Üniversitesi hocası. O bakımdan bir şeyimiz o. 23 yılım var. Geçti. 23 yıl. Ben de 15 yıl oldu. Hocamızın şeyine yetişemedik tabii hala. Yetişirsiniz. Şimdi efendim ders anlatırken bizim Fen Edebiyat Fakültesi'nde ben İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü hocasıyım. Geçen öğrencilere pencereden bizim orası malum yüksek tepede o Esenler şeyini gösteriyoruz. Esenleri çok büyük methederek dediniz ama ben de eleştireceğim. Müsaade ben o TOKİ projesini dedim. Şimdi efendim şöyle tabii bu yeni şeyler değil tabii. Şöyle dedim öğrencilere ayağa kalkın bir bakın dedim pencereden. İnanır mısınız insansız bir şehir görünüyor. İnsansız. Yani biraz önceki resim var ya. Evet. Havaalanında Mustafa Bey de dedi bir şehri bakmak için 3 binaya bakmak lazım dedi. Bugün maalesef bizim bütün şehirlerimiz birbirine benziyor. Estetikten yoksun, etikten yoksun, ahlaktan yoksun. Yani insan... 1918'deki proje gerçek mi olmuş? Kimlikten yoksun. Yani bir nevi. Şimdi zaten... bu ilk CHP döneminin 30'lu 40'lı yılların bir projesi var. Nasıl insanlar laikleştirildiyse şehir de laikleştirilmiş. Mesela bir örneği şu. En tarihi ben öğrenci hep şunu soruyorum. İstanbul'un en eski camisi hangisi? Kimse bilmiyor. En eski kilisesi hangisi bilmiyor. İnanın bilmiyorlar. En eski camisi nedir? Arap camidir Karaköy'de. 717 yılı. Hicri 95, miladi 717 yılı. Yani İstanbul fethinden 7 asır önce yapılmış bir camidir orası. Evet. Selmen Abdülmelik tarafından yapılmış bir cami. Ve bugün o cami laikleştirilmiş. Niye? Camiyi göremiyorsunuz. Etrafına binalar yapılmış, hanlar yapılmış, cami görülmemiş. Çünkü mimari kanalıyla insanların laikleştirdiği gibi şehir de laikleştirilmiş. Hocam caminin minaresine... Apartman yaslanmış. Evet. Yani düşün... Şimdi mesela ben hep öteden beri... Var mı yönetmenim? Vardı geçen vermiştik. Öteden beri hep merak ediyorum. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı oldu, belediye başkanı oldu, başbakan oldu. Bilmiyorum o Karaköy'deki o rezaleti niye kaldırılmıyor? Karaköy'deki o tarihi mekanlar, bütün o esnaf, efendim o tarihi mekanları... Çok nahoş görünen şeyler niye Beyoğlu Belediyesi şey altında zannediyorum? Bir restorasyon çalışması var hocam orada. Çok rahatsız başladı. Edici. Bunlar niye yapılmadı merak ediyorum doğrusu. Evet, ben evet. Orayı, o durumunu, yani, o Arap camisi niye ortaya çıkarmıyor? Yani oralarda ciddi bir restorasyon çalışması en gözde şu anda camisi var. Bu zamana kadar. Şimdi mesela dedik ki yatay yapılanmadan bahsedildi. İnsanlar dikey yapılanma alabildiğine gidiyor. Ve İstanbul'daki en fazla dikey yapılanma da... sur dışında yapılanma. Yani son 30 yılda çok hizmetler yapıldı. Bakın ben bunları övünerek söylüyorum ama çok şeyler de yapıldı. Yanlış binalar, mimari. Zaten Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki biz ihanet ettik şehre dedi. Gerçekten de doğrudur. Ama bunlar alabildiğine devam ediyor. Şimdi yeni deniyor ki efendim bu yeni eski binalar yıkılsın yeni yapılsın. Siz 3 katlıyı yıkıyorsun 10 katlı yapıyorsunuz. Öyle bir şey yok ama. Rant dönüşümü, kent dönüşümü değil ki. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu manada çok ciddi İstanbul'a biz kötülük yapıyoruz. Yani gelecek bu şehir kimliksizleşiyor, yabancılaşıyor. Bu şehir insansız bir şehir haline geliyor. Ve insanlar bu mekana saygısı olmayan komşuya da saygısı olmaz. Dolayısıyla bakın Avrupa, ben Avrupa şehirlerine baktım. İstanbul Avrupa şehirler arasında yeşil alanı en az olan şehirdir. Bakın Londra'ya karşılaştırın, Paris'i karşılaştırın, Berlin'i, ben hepsini gördüğüm için söylüyorum. Berlin'i karşılaştırın.
Avrupa'nın en gözde Barcelona güzel bir şehirdir mesela. Biz tarihi alanlarımızı da mesela biraz önce Muhammed Bey dedi, evet doğrudur. O Sultanahmet mesela bir kültür yeriydi. Mesela niye Osmanlı arşivleri alınıp da başka yere kondu da Osmanlı arşivinin yanına bir 7 yıldızlı şey yapıldı, otel yapıldı? Anlamak mümkün değil. Ben arşive gidip araştırma yapan bir araştırıcıyım. Halbuki oraya Anadolu'dan gelen araştırıcı İstanbul'un o güzelliğini görüyordu. Mekanı görüyordu, Osmanlı şehrini. Çünkü İstanbul hem Bizans'ı hem Osmanlı'yı hem Cumhuriyet tarihini yansıtan bir şehir. Fakat bakıyoruz ki Cumhuriyet tarihini yansıtan ben pek bir şey de göremiyorum köprüler haricinde. Yani yaptığımız çok ciddi şeyler. Evet, o diğer devasa şeyler hiç inkar etmeniz mümkün değil. Yani Marmara'yı, köprüleri. Bunlar fevkalade şeyler gerçekten. Yapılmayan şeyler. Yani bunları anlata anlata bitirilmeyen şeyler. Ama bunun yanında olumsuz şeyleri de görüp mukayese etmesini sağlamalıyız. Şimdi Muhammed Bey bana dedi ki, hocam bu dedi büyükşehir belediye başkanı nasıl olmalı sorusunu bana göre büyükşehir belediye başkanı özellikle İstanbul temsil edecek kişi, şehremin dediğimiz kişi hem kültürel donanımlı hem kadim kültürüne saygılı olmalı. Bir örnek vereyim mesela. Bu büyükşehir belediye başkanını, bu küçük bir eleştiri olsun. Bu İstanbul'da 27 Aralık malumunuz Mehmet Akif Ersoy anma günü tertip ediliyor. Yani vefat gününde ve Mehmet Akif haftası ilan ediliyor. Ya en çok basit şeylere giden büyükşehir belediye başkanı Sayın İmamoğlu belediye başkanı seçildiğinden beri bir defa o toplantıya gelmiş değil. Bakın buraya vali geliyor. Garnizon komutanı geliyor. Bakan geliyor. Devletin en üst kademesi burada. Ve milli şairimiz, daha ötesi yok. Milli şairimizi anma şey, İstiklal Marşı. Yani en alt seviyeden temsil eden bir danışmanını gönderiyor. Ya İstiklal Marşımız şairini anmak bu mudur yani? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir şehremin gidip onu efendime söyleyeyim. Hocam siz diyorsunuz ki Feshane'de, evet. Feshane'de LGBT yani eşcinsellere etkinlik yaptıran birisini Mehmet Akif Ersoy'a şeyine gelin diyorsunuz. Evet. Yani bu abesle iştigal dediniz hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi efendim demek istediğim belediye başkanı tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, geleneğiyle barışık olmalı. Tarihten bahsediyorsak kadim bir doku değil miydi Feshane? Tabii. Feshane'de eşcinsel etkinliği nasıl yaptırırsınız? Bu insanların geleneğine, göreneğine, kadim geçmişine, 2000 yıllık devlet altında nasıl hakaret edersiniz? Evet. Şimdi zaten bu bir takım bazı zihniyetler şehir ismini de değiştirerek kent, şehir evet. Kadim bir kültürü, bir medeniyeti anlatıyor. Orada yaptığınız işleri anlatıyor. Kent çok yavan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Kent, kent demekle. Dolayısıyla onu bir nevi unutturup kent yenileşme söylemini modern bir şey. O da Farsça aslında tabir de. Dolayısıyla buradaki felsefi anlayış olarak bu büyükşehir belediye başkanı olacak kişilerin gerçekten İstanbul'u çok iyi bilen, kültürünü bilen, geçmişini bilen, efendim bu halka nasıl hizmet edileceğini bilen ve halkla iç içe olan sadece söylemde değil eylemde bir takım gösterilerle olmayıp da halkın içinde ve halkın derdini derde deva sadara şifa olacak kişilerin hem bilgi kapasitesi hem temsil kabiliyeti olan insanların olması gerekir diye düşünüyorum. Bakın ben de sizin gibi toplu taşıma araçlarını çok kullanıyorum. Şimdi öyle şeyler yapılıyor ki büyükşehir tarafından eleştiriyor söylüyorum. Bak iktidar da eleştirdim. Yani günlerce trafik aksıyor, güya hizmet oluyor görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Ya korkunç mesela şeydeki Galata Köprüsü'nü neredeyse bir ay kapalı tuttu. Ya kardeşim niye kapalı tutuyorsun ya göstermek için? Şeydeki bu Eminönü ile hala orası yapılmamıştır. Eminönü ile Eyüp arasındaki o yol şey. Ya bir ayda yapılacak bir sene. Ne zihniyet? Efendim biz büyükşehir çalışıyor. Büyükşehir çalışıyor imajını vermek istiyor. Böyle çalışıyor olur mu? Bakın gidin şu anda gidin ben iki gün önce yine gördüm. Taksim'deki metro ayağına bakın affedersiniz sidik kokusundan geçilmiyor. Ve Taksim'e her gün binlerce turist geliyor. Buna kimse bakmıyor mu? Temizlik olmuyor mu? Son günlerde baktım biraz temizlikçiler falan fıldır fıldır seçim arefesinde. Bu devamlı olmalı bu hizmet. Ve bir plansızlık, bir koordine eksikliği var. Ve Ekrem İmamoğlu gerçekten bu şehre alışamadı. Belediyeciye alışamadı. Ya sen bir başarılı ol bir alanda. Tatil bitmiyor ki. Bir başarılı ol seni zaten millet taşır. Sen kendi işinde başarılı değilsin. İşini düzgün doğru yapmıyorsun. Yani ben bunu
somut örneklerle eleştiriyorum. Sadece adamı eleştirmek için değil. Onun için bu şehre gelecek insan gecesini gündüze katmalı. Bakın Mustafa Bey dedi ki biz dedi 24 saat çalışıyorduk dedi. Şeyler de ortada zaten, yapılan ama hizmetler çalışıyor ortada. O ruh öyleydi yani. Bakın çok somut bir şey söyleyeceğim. İSKİ'de çok somut bir şey. İSKİ'de geldiler bir takım lojmanları şey ettiler. İşte 5 yıl doldu, şu oldu, bu oldu diye. O lojmanları ben ismiyle cismiyle veririm. Hiç kimseye almadıkları gibi 5-6 yıldan, yani 4 yıldan beri boş duruyor. Kimseye de vermemişler. Ve şu anda orada baykuşlar ötüyor ve kalorifer petekleri çalınmış. Yahu sen niye vermiyorsun? Niye kardeşim niye çalıştırmıyorsun? O lojmanları atıl durumda vermiyorsun. Birine ver, istifade etsin. En az benim bildiğim 7-8 tane Şişli civarında söylüyorum. Diğerlerini bilmiyorum, araştırmış değilim. Yani dolayısıyla bunlar koordineli değil, hala hakim değil benim gördüğüm kadarıyla. Görevine hakim değil, kendi şirket diyelim bir belediye olarak şirketten hakim değil, kendi örgüt olarak sosyolojik manada söylüyorum ona hakim değil, alışmış değil. Hep planı, projesi bir an evvel kolaydan cumhurbaşkanlığı yapmak. Yani bu da herhalde kolay bir şey diye olmasa gerekir. Sen kendi işinde bir başarılı olursa halk seni taşıyacak. Ve şunu soruyorum, bakın biraz önce yine Sayın İmamoğlu'na soruyorum. Ben saygıda kusur etmeyeyim insan, bir akademisyeniz. Sayın İmamoğlu yatırımlara harcadığı parayla reklama harcadığı parayı lütfen bir açıklasın. Çok önemli bir soru. Reklama ne kadar harcamış, yatırıma ne kadar harcamış? 1.8 milyar TL reklam için para harcadı 2023 yılında. Deprem ayırdığı bütçenin iki katı. Buyurun. Resmi veriler. Evet. Yani resmi nedir bilmiyorum. Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanı olarak söylüyorum bunu. Yani resmi veriler yani. Meclis tutanaklarında resmi verileri yani. Evet. Şimdi efendim bizi reklam mı doyuracak? Tam bir akıl tutulması var. Projeler yani mi doyuracak? Yapılan işler mi doyuracak? Yani dolayısıyla böyle bir hizmet anlayışı olabilir mi? Yani her şey göstermelik değil ki, her şey sosyal medyadan ibaret değil ki. Vatandaş yapılan işleri görecek. Ben sokakta yaşayan bir insanım. Görüyoruz yani. Ve yapılan işler göstermelik ve insanların işlerini aksatan şeyler. Halbuki biraz önce Mustafa Bey çok güzel söyledi. Ya 50 kilometre Merdi Kıpti efendim sirkatini söylerken Merdi Kıpti şecaat arz eder, sirkatini söylermiş denir eski tabirimiz. Yani onu koymaması lazım hatta. Bir başarısızlığı 50 kilometre niye koyuyorsun? Sen. Hiç koyma ki millet anlamasın. 50 ya, de değil, 47 de ben 3 kilometre yani 50 diyelim hani 50 diyelim. Sen bu başarı değil ki, bu başarısızlık. Sen yapacaktın 500 kilometre. O zaman diyecekti insanlar ya bu Sayın Başkan bu millete hizmet ediyor. Biz buna hemen verelim diyecekti. Çünkü hizmet bu millet, hizmet yapanı destek oluyor. Evet. Biraz önce söylediniz, Cumhurbaşkanı bütün seçimlere girdi. Evet. Tamam, biri ikisi şey olabilir ama bu millet burada saf değil ki, veriyorsa oyu bir mana var. Onun için bu millete hizmet edene, taş üstüne taş koyana teşekkür etmek gerekiyor. Allah Muhammed Bey, burada hocama bir pas attı, şimdi ben ona bir cevap vermiş olayım. Şimdi biz Kiptaş döneminde 83 bin konut yapmışız. Vatandaşa, garibe, gurabaya bunu vermişiz. Bir de bizim bir yan kuruluşumuz var. Mesken ve Gecekondu Müdürlüğümüz. 17 bin konut da onunla yapmışız. Yani 100 bin konutu yılda 5 bin ortalamayla yapıp vatandaşa vermişiz. Evet. Bizim dönemimiz. Ekrem Bey görevi aldığında Silivri depremi sonrası meclise geliyor. Böyle hepimizin gözünün içine baka baka mecliste. Afet odaklı deprem eylem planını açıklıyor. Aynen ifade yok söylüyorum. Yılda 5 bin, 100 bin konut, 100 bin konutu 5 yıl içerisinde 10 bin konut yap, 10 bin konut yapacağım diyor yılda, 5 yılda 50 bin, 100 bin, 100 bin. 100 bin konutu yapacağını resmi olarak bize beyan ediyor. Resmi olarak yani. Evet. Bunu hatta bak şurada görselini de getirdim. Ya bu çarpıcı bir şey.
Yani şöyle arkadaşlar da bunu görsünler. Bir yılda evet. 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul'daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğim diye taahhütte bulunuyor. Şimdi yılın sonuna geldik. 5 yıl bitti. 5 yıl bitti. Evet. Peki ne yaptık? Ne yaptık? 1317 konut deprem ve kentsel dönüşüm kapsamında yaptık, teslim ettik. Yani sıfıra yakın yani. Yani bu rakamlar İstanbul'un nasıl bir yönetim anlayışıyla, nasıl bir iradeyle yönetildiğinin aslında somut bir çıktısı. Evet. Kendi beyanı yani. Sayın kendi... Başkan, burada bir şey itirazım yani, var sizin sözünüze. Şöyle ona ama... değil. Bir başka şeye. Şimdi bakın, İstanbul'da askeri birçok evet. yerler vardı. Ekranda var şu anda. Evet, mesela bak evet. hayaller 100 bin, gerçekler 0 noktasında biz bunu ölçeklendirmişiz. Bu İstanbul'un fotoğrafı, yani bu algı, manipülasyon ve şovla kent yönetiminin evet. geldiği nokta. Yani bu ayıp onlara yeter. Çok doğru. Yani orada da başkanım evet. ona sıfır deyince oradan bir savunma buluyor ya, %1.3'ü evet. demek daha iyi. Evet. Şimdi Kadem Bey şunu soracağım. Bu Süleyman şey dilen çok kısa. Çok kısa. Yalnız şu bu askeri alanlar kamulaştırılıp TOKİ'ye verildi ya. Bunlar binalar yapıldı, lüks. Ve bunlardan vatandaş istifade edemedi. Bunlar yeşil alana dönüştürülse birçoğu daha iyi olmaz şöyle, mı? Hocam bunu bilir. Millet bahçesine evet. dönüşenler var. Evet. Kentsel dönüşüm rezerv alan olarak tutulanlar var. İddia edildiği gibi birçok bölgede bunlar emlak konutun üst segment gelir grubuna ait yaptığı projeler değildir. Bak bunu ben yakinen biliyorum. O projede çalışan İşte Halkalı'da bazı bölgelerde yapılmıştır. Bunun da evet. nedeni şudur. Bunu da Avrupa millet konutları bilsin. Mesela. Finansman ve kaynakların üretilip geliştirilmesi noktasında emlak konut bazen üst gelir gruplarına dönük projeler yapıyor. Doğrudur. Ama buradan elde ettiği kaynağı TOKİ marifetiyle sosyal konutlara evet. dönüştürüyor. Deprem yani konutu. Bizim ülkemizin kaynakları sonsuz değil. Kaynak Tabii. üreteceğiz, kaynak geliştireceğiz. Biz. Yani bakın son depremin bize maliyeti 104 milyar dolar. Devlet bu parayı nereden buluyor? Kaynak üretiyorsunuz, evet. kaynak geliştiriyorsunuz. Evet. 850 bin konut yapıyoruz şu anda biz deprem bölgesinde. Evet. Nasıl yapıyoruz bunu? Evet. Yani bir konutun maliyeti... Gelir paylaşımıyla emlak konutun TOKİ'nin yaptığı yüksek gelir düzeyine... Bir havuz gibi düşünün bunu yani. Alt Oraya aktarılıyor yani. Bir yerden alıyorsunuz, bir yer bir yere... Şey, ama dediğinize katılıyorum. Biz yaşam alanlarını çoğaltmamız lazım. Evet. Özellikle şehirde yani bu İstanbul'da tabii ki yerinde dönüşümü öncelikleyeceğiz ama hocamın dediği gibi bazı yerlerde depo konutları inşa etmemiz lazım. İnsanları taşıyıp evet, evet. dönüşümü hızlandıracak çareleri de üretme açısından rezerv alanlara evet. ihtiyaç var. Yani bir 20'ye evet. yakın rezerv alanı Çevre Şehircilik Bakanlığımız şu anda oluşturuyor, çalışıyor, bunları planlıyor. İnşallah seçimden sonra da start düğmesiyle İnşallah hocam. Bunları hep Eyvallah. Beraber başlayacağız. Evet. Eyvallah. Hemen Ömer Adil hocama geçelim çünkü çok sürem de az kaldı. Hocama da süre vereyim, adaletsizlik olmasın. Hocam evet. siz ne diyorsunuz Şehremine ile ilgili? Açılışı yaptınız. Hadi güzel de bir kapanış yapalım da bitirelim bu işi hocam. İnşallah. Buyurun. Öncelikle mühendislik alanında, ulaşım alanında İstanbul'un geleceği konusundaki vizyon çizen hocalarıma ve belediye başkanının özellikleri ve nitelikleri konusunda da bilgi veren değerli kardeşim Süleyman Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Şimdi belediyeler özellikle yerel yönetim, mahalli idare olarak isimlendiriliyor. Neden? Belirli bir yerde oturan vatandaşların, bakın, genel ve kamusal nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş olan idari birimler. Tabii bu idari birimlerin özellikle alanlarına giren yerleşim yerlerindeki vatandaşların sayısı ve çeşitliliği arttıkça bu vatandaşlardan beklenen talepler de ihtiyaçlar da o nispette artıyor. Şimdi işte
belki İstanbul'un klasik sur içindeki yaşayan nüfus itibariyle nüfusu 250 bin, 300 bin, 500 bin civarında iken şimdi belki bu 25 binlere, 26 binlere ulaşmış vaziyette. Yaşayanların sayısı arttığı gibi özellikle yaşayan kişilerin nitelik ve özellikleri de farklılaşmış durumda. Bütün bunları esas alacak şekilde yeniden bir vizyon geliştirmek durumundayız ki bu vizyonun adı da belki Türkiye'miz açısından konmuş vaziyette. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye vizyonu. Şimdi bu vizyonda öne çıkan birkaç kavram hakkında konuşmak isterim. Buyurun hocam. Bu vizyon çerçevesinde ortaya konulan kavramlardan bir tanesi barış, huzur. Bakın, özellikle sürdürülebilirlik ve tabii ki yaşanacak şehirler ve çevre. Bunlar, bu kavramlar özellikle belediyeciliği ve belediye yapısının yöneldiği amaçları ortaya koyuyor. Onun içindir ki belediye hudutları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu ve barış içerisinde yaşamalarını temin edecek yönde şehrimizin yöneticilerinin tavır almaları gerekiyor. Bir kere İstanbul'umuz çok kalabalıklaştı. Biraz evvel çatılardan ibaret İstanbul'un yerleşim yerlerini gördük. Bu şekilde sürdürülemez İstanbul. Mutlaka bu çok sık yerleşim alanlarının mutlaka biraz evvel sayın konuşmacıların belirttiği gibi rezerv alanlara taşınacak şekilde seyreltilmesi lazım. Ve oralar donatı alanları ve yeşil alan olması lazım. Evet, buralar evet. Seyreltildikten sonra işte oralarda yaşayacak veya kalacak olan kurum ve müesseselerin ihtiyaçlarına yönelik şekilde kültür alanları, spor alanları, yeşil alanlar gibi amaçlarla kullanılmalı. Rant için, yeniden gelir kaynağı kazanmak için kullanılmamalı. Aynen. Yani bu özellikle İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, İstanbullu olarak, İstanbul'un 1960'lı yıllardaki halini de şimdiki halinde gören ve yaşayan birisi olarak benim özellikle talebim, yeni seçilecek olan belediye başkanımızdan ve başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan talebim, her ilçe başkanımız veya büyükşehir belediye başkanımız vatandaşının, yaşayanların mutluluğunu sağlayacak şekilde bir barış, huzur ve şehirler mutluluk merkezidir. Çünkü bir işbirliği, uzmanlaşma ve insanların huzur için, barış için, güven için bir araya geldikleri ve kendi hayatlarını idame ettirecek şekilde insanca yaşamalarının sağlanması gereken yerlerdir. Evet. Yani çok yüksek gelir seviyesinde mahsus düzeyde bulunan vatandaşlarımızın belki İstanbul'da yaşamaktan hiçbir sıkıntıları yoktur. Ellerindeki imkanlar ve varlık her türlü ulaşım imkanlarını sağlamaya yeterlidir. Çok asude ve iyi yerlerde konuklayabiliyorlar, yaşayabiliyorlar ama orta gelir düzeyi, çalışan kesim ve bu kesimin ihtiyaçlarını düşünmemiz gerekiyor. İstanbul büyük ölçüde bir öğrenci şehri haline geldi. Türkiye'mizdeki üniversite sayısının yarısı İstanbul'da. Evet. Ve sadece ve sadece... Çok önemli bir yere değindiniz hocam. Ve sadece ve sadece üniversitelerimizin rahatlığını, ulaşım imkanlarını sağlayabilmek bakımından yeni bir bakış açısı lazım. Mesela ben biraz evvel belirttiğiniz ve anons ettiğiniz gibi İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesiyim. Benim üniversitem Küçükçekmece'de metrobüs güzergahında olan bir üniversite. Ama ben 2015'te üniversitemde çalışmaya başladım. Öğrenci sayımız 35 bin, 40 bin civarındaydı. Şimdi
5000'i 6000'i yabancı uyruklu olmak üzere 60 bin öğrencimiz var kampüs alanımızda. Bu alanın öğrencilerini üniversiteye getirmek, götürmek veya çalışanlarını taşımak için dayandığımız, güvendiğimiz bir metrobüs hattımız var. Bu hat herhalde İstanbul Aydın Üniversitesi 60 bin öğrencili bir üniversite olacak diye planlanmış veya düşünülmüş değil. Onun içindir ki mutlaka İstanbul'da metrobüs çilesine son verilmesi ve en azından metrobüse paralel olarak bir metro hattının veyahut da kendi içerisinde katlanarak ikiye katlanacak proje var. Olduğu yerde lastik tekerlekli metrobüs oluyor. Havaraylar da iki katına çıkıyor. Ya pratik bu 8 ayda olabileceği çok kolay. Havaray kapasitesi biz bu işlerde şuna bakıyorsunuz. Fayda maliyet ya evet. Ne kadar yolcu taşıyacak, talep ne? Ne kadar alacak? Ne kadarlık bir maliyet? Metro burada yapılamaz mı hocam? Yapılır zaten altında evet. İstanbul'un evet. 1100 kilometrelik metrosunu bir düğmeye bassam şunda 1100 kilometre tamamlansa metrobüsün altı yanı yönelse her çok yer güzel. Metro oluyor zaten. Evet, evet. Çok güzel. Yani ama şu aşamada o 70 sene süreceğini bugünkü durumdan bir kesit alarak metrobüsü yerinde dönüştürelim diyorum. 2 milyon şey. Işık hızıyla Murat Bey'le de paylaştım tabii zaten. Ki uzmanlık alanı olduğu için çözüm üretme evet. konusunda o da uzman. Yani o ilk metrobüsü de. Ben diyor ki ben anladım. Ben anladım. Anladığımı anlatayım. Bir düğmeye basarım. İkinci metro yer altından oraya getiririm diyor. Sıkıntı yok diyor. Ben onu anladım. Yani o nasıl anlamış sanıyor hocam? Yani değerli hocam onu yani normalde o metrobüsü ilk zaman planlayıp bahsettim ya. Tayyip Bey'in zamanında onay vermediler. Sonra Kadir Bey'in zamanında yapıldı. O zaman şöyle de konuşuyordu. Yani sizin üniversitenin, İstanbul Üniversitesi Avcılar'ın puanları değişti. Kadıköy'deki Anadolu yakasında oturan yazmıyordu. Böyle bir kolaylık geldi. Ama şimdi diyorsunuz bak öğrenci sayımız ikiye katlandı. Evet, evet. Acil o kapasiteyi artırmak lazım. Evet. Bu da artacak yani bu inşallah. Konuda yeni bir belediyecilik anlayışı ve şehrin ihtiyaçlarını ve çeşitli kesimlerden gelen talepleri dikkate alacak şekilde memur var, işçi var, orta halli esnaf var, tacir var, fabrikatör var. Ve bir de dışarıdan gelen muhacirlerimiz var. Bakın bütün hepsinin ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Evet. Hocam gerçek belediyecilik istiyor hocam. Bu bakımdan gerçek kültürel anlamda. Yani hocam o bir belediyeciliği çok güzel teorik olarak tarif ediyorsunuz da bir de sizden istirham etsek süre azaldı. Değerli tecrübenizden, duayenliğinizden faydalansa pratik nasıl olur bu teorinin karşılığı? Pratik belediyecilik. Yani, pratik yani bir anlayış değişikliği mi gerekiyor? İhtiyaçları en optimum düzeyde ve zamanda. Anlayış değişikliği istiyor hocam. En yeni bir anlayış değişikliği. En optimum düzeyde ve zamanda gerçekleştirecek hoca belediyecilik demek. Hoca siyasete girmediği için hani ben oradan evet. teorik bir anlayış mı istiyor diyor. Yani aslında o teoriyi onu da anladım ben şey hocam. Bakın, kulak diyor böyle gösterme diyor. Böyle göster diyor hocam kısaca. O kadar yani. Yani hocam gerçekten çok güzel izah ettiniz ya. Ve mutlu olmanın şartlarını şehirlerimizde ortaya koymalıyız. Evet. Gerçekleştirmeliyiz. Başarmalıyız. Yani hocam evet. şunu mu diyor hocam? Ben de sizden kopya çekeyim. Estağfurullah. Diyor ki bir vatandaş şu anda İstanbul'da 15-16 milyon var. Gelen turistleri falan da saymıyoruz. Onların mutlu olacağı bir belediyecilik olması Allah, lazım. Evet. Bugün evet. öyle bir mutlu belediyecilik olsaydı hocam bunu söylemezdi. Zaten tabii, var derdi. Tabii, tabii. O zaman diyor ki yani bu mutlu belediyeciliği getirecek adaylara ihtiyaç var. Ve öyle anlıyorum. Şunu diyor. Da söyleyelim, evet. ekleyelim. Evet. Evet. Bizim yöneticilik anlayışımız özellikle klasik dönemde şekillendirilmiştir. Yöneticilik anlamında idarecilerimizin prototipi Peygamber Efendimiz Hazretleri'dir. Ondan sonra gelen sahabi ve özellikle de bizim Hulefai Raşidin dediğimiz büyük halifelerdir. Ve onların meziyetlerini ne kadar bir kimse üstünde toplayabilir ve bunu gerçekleştirebilecek kalite ve liyakata sahip olursa o kadar çok başkanlığa ve riyasete layık demektir. Ve Farabi diyor ki Medinetül Fazla adlı eserinde eğer bir kişi bunu
tamamen gerçekleştirebilecek imkanlara sahip değilse, bu imkanları sağlayacak bir kurul veyahut da kendine yardımcıları da seçmek ve ekip, bunları da kendi etrafında toplayıp şehrin ve yönetimin amaçları doğrultusunda. Yani nedir o amaçlar? Başlangıçtaki özellikle konuşmamda ortaya koymuştum. İyiyi ve güzeli olan yaşamak, yerine getirmek, çirkin, korunması gereken ve kötü olandan da yaşayanları, insanları sakındırmak. Evet. Bunu yapacak. Belediye başkanının da yöneticinin de görevi, fonksiyonu bu. Siyaset de bu. Bizim anlayışımızda rekabet yok siyasette. Bizim anlayışımızda çelme takmak yok. Başkalarının üstüne basarak yükselmek yok. Ya ne var? Dayanışma var, birbirini tamamlama var ve birlikte hareket ederek mutlu olma var. Eyvallah. Nokta diyelim. Bunun üzerine de zaten söz olmaz. Hocam. Şey yaptı hocam. Manşetini attı hocam. Evet, evet. Yaşayan şehirde ama şey yok hocam. Hep birlikte inşallah. Paylaşımları çok geriden geliyor. Bir bilgi notunu vatandaşla paylaşmak istiyorum Muhammed Bey. Evet, tamam hocam. Bir bilgi notunu vatandaşımıza verelim. Çok kısa hocam. Çok kısa. Şöyle İstanbul'un kentsel dönüşüm karnesi bugün itibariyle fena değil yani. Şu anda 850.746 yapıyı biz bugün itibariyle dönüşümü tamamlanan kentsel dönüşüm kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığımız TOKİ Emlak Kontrolcülüğü'yle güvenli yapılara insanlarımızı taşımışız. Bugün itibariyle yine dönüşümü devam eden aşağı yukarı bakanlık ve ilçe belediyelerimiz eliyle biraz önce mesela önemli bir kısmını işte Esenkent üstlenmiş bunun. TOKİ ve Esen. Diğer kuru Esenler üstlenmiş. Yani %65'i 126 bin konut orada var. İBB maalesef burada da sınıfta kalmış. Yani kendilerine tahsis edilen, bakanlığın tahsis ettiği alanlarda %1'ini yani 2015 konutla sınıfta kalmış durumda. Sadece 2015. Esenlere evet, bile geçememiş. Maalesef. Yani özel sektörde 65 bin konutla bu sürece %34'te katkı koyuyor. Ya toplamda şu anda İstanbul'da 193.583 konut bakanlık verisi dönüşümü devam tabii ediyor. Yarısı bizden kampanyası falan. Yarısı var. Bizden kampanyası işi toparlayacak ama şunu da söyleyeyim. Bakın biz Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da dirençli şehirler için yapılması gerekenler, yapılanlar, yapılamayanlar, yapılamama nedenleri ve bu içeren araştırma komisyon raporları hazırladık. Hı hı. Derdimiz bu şehri bütün ekosistemiyle birlikte sağlıklı bir biçimde geleceğe hazırlamak. Ya belediye başkanı mecliste bu toplantıdan hiçbir tanesine katılmadı. Sadece yaptığı algı ve şov. Ama işte bu patlıyor yani bu hocamın ifade etmiş olduğu işte ulaşım aksamındaki düzensizlik şeylerden patlıyor. Çevre problemlerinden patlıyor. İşte konut ve yaşam alanlarındaki eksiklerden yani bu sorunlar devam ediyor. Hocama söylediğiyle bitirmiş olalım. Hakikaten mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı şehirleri hep evet, birlikte inşa edeceğiz. İnşallah. Bunu da inşallah başararak geleceğimizi inşallah inşa edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bir söz meydanında bu hafta sonuna geldik. Özellikle ben konuklarıma teşekkür ederim. Kimlerdi efendim bugün konuklarımız? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'ydı. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Doğan. Hocam çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık sizin de. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ömer Adil Atasoy. Hocam aksakalınız, efendim ak saçınız çok yakışmış. Bunu söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Onu ben siz es geçmek öyle istemedim. Mesele yok. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok yakışmış.
Evet sevgili izleyiciler, en büyük teşekkürü tabii sizlere ediyoruz. Bir sonraki Söz Meydanı'nda görüşmek ümidiyle demeden önce efendim çok önemli bir konuğum olacak. Bizimle Gece Ajansı'nda bizden ayrılmayın. Efendim çok önemli konuları konuşacağız. Yine birazdan Gece Ajansı'nda birlikteyiz ama şunu söyleyelim. Bir kelam edeceğim çok kısa. Tabii İstanbul metropol bir şehir, büyük bir şehir. İstanbul'a efendim girişleri de durdurmak gerekiyor. İstanbul'dan geriye dönüşleri de efendim organize etmek gerekiyor. Bu anlamda bu taşımalı sistem, köylerdeki okulların açılması gerekiyor. Köyler aktif bir hale dönüşmesi gerekiyor. Orada müfredata efendim tarımcılığı, hayvancılığı yerleştirmemiz gerekiyor ve yine şöyle Serhat Akın'la özellikle bir program yapmıştık Serkan Akın'la. O programda ne söylemiştik iyi hatırlayacaksınız. Bir dönüm üzerine yine bir katlı bir ev inşa edilerek sadece Türkiye'nin %10 yüz ölçümüyle herkesin bir dönüm üzerine bir ev olabilecek şekilde yüz ölçümümüz Allah'a şükür var. Bunun aslında hayata geçirecek senaryolarında yapılması gerektiğini acizane düşünüyorum. Çünkü artık biz kendi efendim bir dönümlük arazimizde, kendi tek katlı evimizde ne olur bir kümesimiz olsun, yumurtayı alalım, omletimiz üzerine kıralım. Bir keçimiz olsun, sütünü efendim ısıtalım, sabahleyin lıkır lıkır içelim. Değil mi? Ama deprem olduğunda da o tek katlı binamızdan kafası üstü o çayıra atladığımızda, çimen atladığımızda sadece kafamız yarılsın, hayatta kalalım. Yaşanabilir konutlar iman edelim. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet ediyoruz sizi. Selamun aleyküm.